Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Derlincer programımıza hoş geldiniz. Mutlu günler dilerim. Birlikteliğimiz 2,5 saat boyunca devam edecek. Fenerbahçe dün Lugano ile oynadığı maçı 4-3 kazandı. 3 tane gol attı Edin Dzeko ve takımını taşıyan oyuncuydu. Ferdi Kadıoğlu'nun da harika bir golü vardı. Tabii yenilen goller açısından takım savunması eleştiriye açık. Bireysel hataların da olduğu bir karşılaşma oldu. Teknik direktör Mourinho maçtan sonra yaptığı açıklamada genel itibariyle sonuçtan ve oyundan memnun olduğunu, daha iyi olacaklarını söyledi ama bir şikayeti vardı. O da saha zeminiyle ilgili. Şampiyonlar Ligi düzeyindeki maçlarda Şampiyonlar Ligi bir yarışmada sunni zeminde maçların oynanmaması gerektiğini düşündüğünü ifade etti Mourinho. Bunun detaylarına bakacağız. Fenerbahçe bir hafta sonra rövanşı oynayacak. Geçtiği takdirde de rakibi Fransız temsilcisi Lille olacak 3. ön eleme turunda. Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri yola çıktı. İstanbul'da olacak önümüzdeki saatlerde. Fenerbahçe de bu konuda bir bilgilendirme yaptı kamuoyunu aydınlatma platformuna. En-Nesyri ile Fenerbahçe'nin 3 yıllık bir anlaşma yaptığını ve futbolcunun 5 milyon eurodan daha fazla bir para kazanacağını biliyoruz. Diğer maddi detayları da yine sizlerle paylaşırız. Bu konuyla ilgili bağlantılarımız olacak. Galatasaray Avusturya'daki hazırlık kampı çerçevesinde biliyorsunuz ikinci dönem Galatasaray'da ilk dönem hazırlık kampını da Avusturya'da yapmıştı. Bu akşam Lecce ile 20.30'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da hem transfer hem de kamp dönemindeki son durumu sizlere aktaracağız. Beşiktaş'ın Asensio transferinde ısrar ettiğini biliyoruz. Bununla ilgili gelişmeleri ve Beşiktaş'taki diğer konuları masaya yatacağız konuklarımızla birlikte. Trabzonspor'da bir önemli büyük futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. Onun ismi de Stefan Savic. Biliyorsunuz 10 yıldır Atletico Madrid'de oynuyor. Daha önce Manchester City ve Fiorentina geçmişi var. Karadağ milli takımında kaptanlığını yapıyor Stefan Savic. Ve Trabzonspor'un yeni oyuncusu oldu. 3 yıllık anlaşma imzaladı Trabzonspor. Savic'le bu transferin detaylarını ve Trabzonspor'la ilgili son durumu da sizlerle paylaşırken Anadolu futbolu ve Avrupa'dan notları da vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Sevgili dinleyiciler birazdan bir yorum bölümümüze geçeceğiz ve Ali Kunak bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Merhaba sevgili Özgür, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, eksik olmayın, iyisiniz umarım hocam. İyiyim, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Sen harika. Hocam Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki yeni Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu'yu getirdi. Sürpriz miydi sizin için? Değildi sevgili Özgür. Biliyor muydunuz? Ya şöyle, biliyordum diye bir bilgi değil ama yani şey, hava Ferhat Gündoğdu'nun getirileceği yönünde esiyordu federasyonda. Çünkü Hacı Osmanoğlu kendi başkanlığı döneminde Ferhat Gündoğdu ile olan ilişkilerinin iyi olduğunu biliniyordu camia tarafından. Hacı Osmanoğlu göreve geldiği andan itibaren Ferhat Gündoğdu ismi yoğun bir şekilde kulislerde konuşulmaya başlandı. O yüzden bu konuşulan bir isim olduğu için de sürpriz değildi işin gerçeği. Ben de onu soracaktım hocam. Niçin Ferhat Gündoğdu tercih edildi? O zaman doğrudan Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tercihi oldu bu. Şöyle, aslında galiba federasyon işe çok huzurlu da başlamadı sevgili Özgür. Neden dersen, şimdi federasyonlar genelde göreve geldikleri zaman ilk etapta kendi aralarında görev bölümü yaparlar federasyon yönetim kurulları. İşte başkan vekili Ahmet oldu, dış ilişkilerden sorumlu üye Mehmet oldu, icra kurulu Hasan Hüseyin oldu, işte Özgür oldu, Ali şuraya geldi, alt liglerden sorumlu oldu falan gibi TFF sitesi de bu yayınlanır. Şimdi Futbol Federasyonu göreve geldiğinden beri birçok icraat yapıyor. İşte yabancı sayısıyla ilgili kararlar aldı, Süper Kupa ile ilgili organizasyon toplantıları yapıyor, yeni bir genel sekreter ataması yapıldı ama hala TFF sitesine baktığımızda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun görev bölümünün hala yapılmadığını görüyoruz. Aradan 6 gün geçti. Yarın 7. gün olacak. Evet. Bir hafta olacak. Evet, evet. Hatta bunu da düzelterek söyleyeyim, yapılmadığında yapılamadığını görüyoruz. Neden dersen, bu Futbol Federasyonu'nun göreve gelmesinde seçimlerin kazanılmasındaki en büyük pay sahiplerinden bir tanesi olan Federasyon Yönetim Kurulu üyesi, federasyona seçildikten sonra da başkan vekili olarak görev yapacağı konuşulan avukat Bayram Saral istifa etti. İstifa etti. Neden istifa etti? Dün istifasını verdi hocam.
Evet, istifasını verdi. Sanırım bu Merkez Hakem Kurulu'nun oluşumu konusunda federasyon başkanıyla ters düşmüşler. Federasyon başkanının Ferhat Gündoğdu istiharına karşı Bayram Saral olmaz. İşte daha önce 8 Mart operasyonu ile ilgili Ferhat Gündoğdu'nun camiada negatif bir intiba bıraktığını, hakemler tarafından sevilmediğini falan dile getirip bunun olmaması gerektiğini söylemiş aldığım duyumlara göre. Fakat kendisi dinlenmediği için de istifa ettiği yönünde Twitter'da kendi imzasıyla yayınlanan istifa mektupları var. Ama girin şu anda Türkiye Futbol Federasyonu sitesine, TFF.org'a yönetim kurulu listesine baktığımız zaman halen Bayram Saral'ın adı ve fotoğrafı orada duruyor. Yani istifada resmi olarak yürürlüğe konmamış. Bu durumda enteresan bir şey oluyor. Yani bir yerde istifa ettiği konuşuluyor. Mesela bugün İstanbulspor Başkanı Ecmen Sarıyaloğlu'nun gidemeci vardı. Gazeteci Tahir Kuma konuşmuş, demiş ki evet Bayram Saral istifa etti. O da bizim kardeşimiz ama demiş Hacı Osmanoğlu da kardeşimiz falan gibi. Böyle yani onun istifa ettiğini doğrulan nitelikte bir konuşma yapmış İstanbulspor Başkanı da. Bu böyle bir ortada bir tuhaf bir durum var. Bayram Saral bu arada Ecmel Sarıalioğlu ile birlikte İstanbulspor'da yöneticilik yapmıştı değil mi? Evet hocam. tabii yani onlar sürekli ta ben bildim bilen de futbol ailesinin içerisinde birlikte hareket ederler. Birbirlerine ayrılmalı. Çok yakındırlar birbirlerine. Böyle bir federasyonun oluşumunda bir şey var. Tuhaflık var. Artı genel sekreter ataması yapıldı. Biraz önce açıklandı TVB sitesinde. Evet. Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğine bir beyefendiyi getirdi. Abdullah Ayaz galiba, yanlış. Evet, doğru söylüyorsunuz. Getirdiler. Şimdi bu beyefendi tamam, liyakat ve adaletin olduğu, ön planda olduğu bir federasyon beklentimiz var bizim. Ama konuşulan şu ki Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu öz yeğeniymiş. Yani tamam, ne kadar becerikli, ne kadar layık olursa olsun bir insanın öz yeğenini gelir gelmez daha birinci gün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na getirilmesinin çok da böyle akıllara yatan, çok da etik görünen bir karar olduğunu ben düşünmüyorum işin gerçeği. Yani %100. Ne olursa olsun, ne olursa olsun ya, ne kadar layık olursa olsun yeğeni diye getirmez adam onu ya. Hı hı. Vallahi getirmez, billahi getirmez. Üstelik liyakat tartışmalarının son derece yüksek sesle yapıldığı bir dönemde, siyasal konjonktürde değil mi? Buna daha hassasiyet göstermesi lazımdı. İnanılmaz bir şey var. Burada bir tuhaflık var. O yüzden bakın halen şu anda Türk Futbol Federasyonu'nun oluşum tarihinde hiç yoktu. Federasyon kendi yönetim kurulunu açıklamadan, kendi yönetim kurulu içerisinde yaptığı görev bölümünü açıklamadan bir alt kurulu, yan kurulu açıkladı. Merkez Hakem Kurulu açıkladı. Bunun haricinde değil, çok önemli kurullar var. Mahkum Kurulu Başkanlığı. PFDK. Üyeleri. PFDK. Bunun haricinde Etik Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Kurulu falan. Bir sürü kurul var. Hiçbiri açıklanmadı. Sadece Merkez Hakem Kurulu açıklandı. Burada da bir böyle yangından mal kaçırırcasına hemen Merkez Hakem Kurulu'nu açıklamak gibi bir şey var galiba. Bir hocam, hava birazcık da hakemlerden yana çok şikayet oldu geçen sezon. Bundan kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani şöyle bir yandan da açıklanmasını da ben doğru buluyorum. Neden dersen, şimdi daha önceden planlanmış önümüzdeki pazartesi hakemlerin başlayacak sezon maç sistemleri var. Ve önümüzdeki hafta sonunda lig başlıyor. Ligimiz başlıyor. Yani hakemlerin de bir an önce lige hazırlık çalışmalarına başlaması lazım. O başlaması için de yeni Merkez Hakem'in göreve başlamış olması lazım. Bu doğru. Ama niye hala Federasyon Yönetim Kurulu'nun görev bölümü yok? Bu soru işareti. Bu çok büyük soru işareti. Bu demek ki halen yönetim kurulu kendi içerisinde görev bölümü yapmada bir konsensüs sağlayamadı. Evet. Bu bunun göstergesi. Başka hiçbir şey olamaz yani. Bugün senin de söylediğin gibi 6. gün, yarın 7. gün olacak yani seçim.
Bu çok önemli bir eksik olarak düşünüyorum ben. Burada, Merkez Hakem Kurulu'na gelince... Buyurun. Evet. Üyelerle ilgili bir kaygınız var mı hocam, eleştiriniz seçilen üyelerle ilgili? Merkez Hakem Kurulu'na... Merkez şöyle, 8 Mart'ta biliyorsun 13 tane Süper Lig hakemini, hakemliğini ve 15-16 kadar da gözlemcinin gözlemciliğini bir anda silmişti bu Merkez Hakem Kurulu. 8 Mart 2022 tarihinde, hı hı, yani bundan 2 sene önce. Evet. Ve ondan sonra tahkim kurulundan karar komple iptal olunca bütün bu silinen hakemler ve gözlemciler geri dönüş sağlamıştı ve Merkez Hakem Kurulu da istifa etmişti. Arkasından federasyon da istifa etmişti. Nihat Özdemir federasyon da istifaya gitmişti. Yani o çok büyük bir olaydı Türk hakemliğinde. Bu olayı yapan bir Merkez Hakem Kurulu şu anda yeniden görevde. Şimdi o an görev yapan hakemlerden 13 hakem hakemliği bitmişti. Onların 4-5 tanesi hakemliği bıraktı. Mesela Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Suat Aslanboğa, Hüseyin Göçek gibi isimler şu anda hakem değiller zaten. Ama hala hakemliğe devam eden isimler var. Bu MHK'nin hakemliğini bitirdiği şu anda isimler FIFA hakem olarak görev yapıyorlar. Örnek mi? Abdülkadir Bitigen. Örnek mi? Bahattin Şimşek. Tugay Kağan, Numanoğlu, Mert Güzenge, bir iki isim daha var. Şimdi tam hatırlayayım. 6 kişi var şu anda. Şimdi bu yeni Merkez Hakem Kurulu acaba bu 8 Mart'ta vermiş olduğu kararın arkasında durarak bu 6 hakemin de ya da bir başka yeni isimlerin de hakemliğini bitirecek? Yoksa biz o zaman yanlış bir karar vermiştik, hadi buyurun arkadaşlar de yola devam ediyoruz mu diyecek? Bu da bir soru işareti. Önümüzdeki günlerde bu konuda mutlaka gelişmeler olacaktır. Bununla ilgili Türk hakemliği daha lig başlamadan böyle bir sağdan soldan etecek rüzgarlarla karışacak gibi geliyor bana. Hı hı. Hocam son derece önemli kurulların başına gelebilecek isimlerle ilgili size bilgi geldi mi? Örneğin ben Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun başında kim olacağını çok merak ediyorum. Bir isim olarak gelmedi sevgili Özgür. Yani daha doğrusu çok da o konuyla PFDK tahkim kurulunun başına gelecek kişilerle ilgili bir araştırmam da olmadı. Yani bu konuda dersime çalışmam ama dün akşam bana ödev verdi. Dün gece çalışıyordum. Peki hocam. İroni yapıyorsunuz. Anlamadım sanmayın. İroni yapıyorsunuz. Yani yok, öyle yok. Varsa sizde bir bilgi alayım diye sordum. Yok, hocam gerçekten, eksik olmayın zaten yeterince fazla olsa da zaten biliyorsunuz. Sana, senin programına, sevgili Radyo Spor seyircilerine buradan kendi bilgi dağarcığındaki ne varsa hemen hiç sakıncası olmadan ancak hukuki bakımdan da sıkıntıya girmeyecek düzeydeki cümlelerle elimdeki bilgileri paylaşıyorum. Hocam çok teşekkür ederim katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Futbolumuz için her şey hayırlısı olsun. Dediğiniz gibi inşallah. Bakın, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin isim hiç önemli değil. Ferhat da önemli değil. Adalet olsun, liyakat olsun, eşitlik olsun, dürüstlük olsun. Değerli Cihar, Sayın Ali Kunak, eski Süper Lig hakemi ve FIFA yardımcı hakemi. 3 dönem, hocam yanlış söylemedim mi? FIFA hakemi. Evet, FIFA yardımcı hakemi. FIFA yardımcı hakemi 3 dönemde Merkez Hakem Kurulları'nda önemli görevler üstlendi. Fikrini ve bilgisini sizlerle paylaştı. Hocam bir kez daha teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. İyi günler. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Dencer, Fenerbahçe dün 4-3 kazandı. Elbette ki 3 tane gol yemesi eleştiriye açık bir durumu oluşturuyor ama önemli olan kazanmaktı. 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönüş yaptı Fenerbahçe ve İstanbul'a avantajlı bir skorla geldi. Önümüzdeki haftada turu geçerek bir sonraki tura kanalize olmayı hedefliyor teknik direktör Mourinho. Mourinho oyun ve takımın isteğinden, arzusundan memnun olduğunu ama zeminden şikayetçi olduğunu dile getirdi. Maçtan sonra yaptığı açıklamada. But high level football in plastic pitch is not high level football. The ball is slow. Maçla ilgili değerlendirme konusunda şunları söyleyebilirim. Açıkçası dünden başlamam gerekiyor maç değerlendirmesine ama dün bununla ilgili bir konuşma yapmak istemedim. Çünkü mazeret oluşturmak istemedim. Hem oyuncuların da etkilenmesini istedim. Yüksek seviye
futbol oynuyorsak eğer bu sentetik sahanın gerçekten yüksek seviye futbolu kaldırmadığını düşünüyorum. Çünkü topun sürmesi, topun akması, dribling yaparken topun geride kalması, bunlar gerçekten etkili faktörler oldu olumsuz anlamda. Açıkçası UEFA'nın da neden bu sentetik sahada futbol oynanmasına izin verdiğini de anlamıyorum. Lugano gibi iyi bir takımın da neden bu sentetik sahada oynadığını da açıkçası anlamıyorum. Dolayısıyla bu güzel bir sonuç doğurmuyor. 7 gol vardı bugün. İnsanlar, taraftarlar golleri seyretmeyi severler. Tabii ki bu anlam, bu işin eğlenceli kısmı olabilir ama kalemiz 3 gol gördük. Bundan hoşlanmadım tabii. Bu eğlenceli bir şey değildi. Duran toptan bir gol yedik ve bu durum gerçekten hoşuma gitmedi. İkinci yediğimiz golde bir dribling ve topa müdahale yaparken, topa kayarken kolay bir şut gördük kalemizde. Üçüncüsü birazcık daha komplikeydi. Açıkçası fair play'den yoksun bir durumda o an topun bize verilmesi gerekiyordu. Bunu da bana göre etkilediğini düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi bu sahada, bu sentetik sahada dribling yapması gerçekten zor. Top kalıyor, top ileri gitmiyor, akmıyor. Ama öyle zannediyorum ki bu sonuçta bizleri birazcık motive etmiştir. Çünkü önümüzdeki maç kendi stadımızda oynayacağız ve taraftarlarımızı stadı dolduracağını düşünüyoruz. Salı günü oynayacağımız maçta full stadyumda oynayacağız ve aynı şekilde sabırsızlanıyoruz bu maç için. Tabii ki bu noktada taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Lugano'ya iyi bir hoş geldin demek gerekiyor ve bunu da gösterebileceğimizi düşünüyorum taraftarların varlığıyla stadyumda. Soru şu şekildeydi. İkinci yarı Fenerbahçe çok daha iyi bir performans ortaya koydu. Devre arasında oyuncularınıza ne söylediniz? Onları nasıl motive ettiniz? Şu şekil, hocamızın cevabı şu şekilde. Bu maçı tek bir maç olarak değerlendirmemiz gerekiyor diye konuştuk ve iki maç şeklinde değerlendirmemeliydik ve aynı şekilde bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerektiğini konuştuk. İki maç olarak düşünüp bu maçtan beraberlik elde ederek iki maçın neticesi şeklinde değil de bu maça bir maç olarak bakmamız gerekiyordu. Bu şekilde bir motivasyon ortaya koyduk. Aynı şekilde Ferdi Kadıoğlu'nun da oyuna girmesiyle beraber bana göre dinamiklik anlamında oyunumuz daha da arttı. Daha da fark yarattığımızı düşünüyorum. Çünkü kendisi gerçekten yüksek seviyede oynayan bir futbolcu ve bu anlamda daha da güvenli oynadığımızı söyleyebilirim. Onun da oyuna girmesinden sonra. Aynı şekilde ikinci yarı sentetik sahaya adapte olmamız da söz konusu. Bununla beraber de bana göre ikinci yarı çok daha farklı bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve daha da fazla gol atabilirdik açıkçası ikinci yarı. Ama sizin de söylediğiniz gibi ikinci yarı ortaya koymuş olduğumuz kalite çok daha iyiydi. Soru şu şekilde. Penaltı öncesinde sizin oyuncunuz rakip Zanotti'ye bir faul olup olmadığıyla alakalı olarak sizin düşünceniz neydi bu konuyla alakalı olarak, faul olup olmamasıyla alakalı olarak? Hocamızın cevabı, açıkçası bunu hakeme sormanız gerekiyor. Çünkü ben o anda o pozisyona yakın değilim. 70 metre uzağındaydım pozisyonun. Hakem orada 5 metre uzağındaydı. Dolayısıyla ona sormanız gerekiyor. Aynı zamanda VAR'a sormanız gerekiyor. Çünkü burada birçok kamera var. Dolayısıyla ben pozisyonu uzattım. Bu soruyu onlara sormalısınız. İki tane soru soruldu. Edin açıkçası hiç yaşlanmıyor. Onun performansıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İkinci soruda baştan sonra rakip teknik adamla bir diyaloğunuz oldu. Bir jest, karşılıklı bir jestiniz oldu. Onunla ilgili ne söylersiniz? Hocanızın cevabı, rakip teknik adamla ilgili cevap, ilk cevabı bu şekilde. Açıkçası onda kendimi görüyorum. Kendi gençliğimi görüyorum. Çünkü kendisi de çok konuşuyor, çok şikayet ediyor. Tabii ki bu gençlik duygusundan kaynaklı ama kendisi şanslı. Çünkü ben onun yaşındayken ve itiraz ettiğim zaman sürekli kırmızı kart görüyordum. O yüzden o bu anlamda biraz daha şanslı bana göre. Edin gerçekten bugün iyi bir oyun ortaya koydu. 3 gol attı. Herhangi bir maçta 3 gol atmış olabilmek bana göre çok ama çok önemli. Şampiyonlar Ligi önlemesinde 3 gol atmış olması gerçekten çok önemli. Fantastik bir akşamdı onun için. Mourinho'yu dinledik. Teknik direktör Mustafa Özer dün olduğu gibi bugün de bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Özgür merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam, siz de iyisiniz. Vallahi iyiyiz biz de. Dün Fenerbahçe galip geldi, mutluyuz. Evet, harika. Dün beraber de konuştuk. Fenerbahçe maçta galip geleceğini de söylemiştik. Bu arada sizin dünkü tespitiniz çok yankı buldu hocam.
Yani Bartu Elmaz'ın Arda Güler gibi çok büyük bir transfer yapabileceği, bu potansiyele sahip olduğu ve Mourinho'nun değişmezci olacağı yönündeki tespitiniz çok büyük yankı buldu. Evet, evet. Dün şaşırdım ama 11'de olmadığını. Krunić'i oynattı. Fred vardı. Szymański biraz daha sanki orta sahada oynadı. Daha İsmail Kartal döneminden farklı olarak Szymański birazcık daha sol iç gibi oynadı hocam. Fred yine sağ iç gibi. Krunić biraz daha merkezde. Önde de üçlü. Ryan Kent, Dzeko ve Tadic bence üçlü bir blok oluşturdular hocam. Daha farklı bir dizilimi vardı. Başka bir kurgusu vardı bence Mourinho'nun. Yanılıyor muyum? Siz nasıl gördünüz? Evet, evet. Doğru. Ben de katılıyorum sana Özgür. Dün baktığınız zaman özellikle Fenerbahçe'nin galip gelmesi bizi mutlu etti. Ama yediği goller, özellikle savunma bloğundaki pozisyonlar, özellikle savunmada oynayan oyuncuların çok rakiplerden uzak kaldığı için dün 3 tane gol yedik. Ama özellikle Dzeko'yu ben tebrik ederim. Dün maçın bence yıldız oyuncusuydu. Sadece biliyorsun ters ayakta oynattı. Ryan Kent'i sol tarafta oynattığı zaman ki Forvetar Krunić'le de Fred'i orta sahada oynattı. Osterwolde ile zaten sol tarafta. Osay Samuel'i sahada alınca Çağlar'dan Zeko beraber oynadı. Yani Likovic için bence biraz daha forma girmesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin özellikle bu tür maçlarda gol yememesi lazımdı. Hı hı. Anladım. Bu tür maçlarda gol yememesi. Çok basit tabii. Goller yendi hocam. Özellikle 3. gol resmen hediyeydi. Yani savunmadan tabii, çıkarken tabii. Kaptırılan bir top. Bireysel hatalar. Yediğimiz gol gerçekten Fenerbahçe'ye yakışma. İnşallah kısa zamanda düzeltir ama Mourinho'nun özellikle bu bilgiyi de vereyim. Yaklaşık 30'a yakın antrenman yapmış. Milli takımdan gelen oyuncularla birlikte de 3 antrenman yaptı. Bu gerçekten takım olma yolunda biraz daha zamana ihtiyacı olacağını zannediyorum. Savunma yerleşim açısından problemler yaşadığını düşünüyor musunuz Fenerbahçe'nin dünkü maçta? Ya tabii evet. Dün yediği gollerde savunmada özellikle pozisyon hataları oldu. Özellikle rakibe çok uzak oynadılar. Yani Çağlar'ın da Dzeko'nun çok uzak oynadıkları için de 3 tane gol yediler. Ama tabii Özgür, ilk maçlar, şimdi yeni bir teknik direktör, yeni bir oyuncu grubu, yeni bir sistemi oturtmak kolay değil. Önemli olan galip gelmek. Tabii yani Sergi Kadıoğlu'nu tebrik ediyorum. Hem milli takımda gösterdiği performansla hem de dün gösterdiği performansı gerçekten takdir ediyorum. Şu anda Avrupa'nın en değerli futbolculardan bir tanesi. Giderek kalitesi yükseliyor, giderek piyasası yükseliyor. Yani yaklaşık herhalde şu anda 40-50 milyon euroluk bir futbol, 40-50 milyon euroluk bir futbolcu gözüküyor. Anladım. Bu son derece önemli bir tespit hocam. Ne dersiniz, sezon başladı ama Ferdi'nin hala transfer olma, Fenerbahçe'den ayrılma durumu var mı? Bu arada El Nesri İstanbul'a geldi az önce. Havalimanına ulaştı. Şimdi çıkış yapacak. Sanırım Fenerbahçeli taraftarlar da havalimanında El Nesri'yi karşılamak için bekliyorlar. El Nesri transferiyle devam edelim. Ferdi'yi soracağım ayrıca. Ya çok kaliteli ve çok iyi bir oyuncu oldu Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye yakışan bir oyuncu. Evet. Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olacak. Yani bu kadroya biliyorsunuz İsmail Yüksek de girecek. Bartu Elmas'a da fırsat verirlerse Bartu Elmas da oynayacak. İrfan Can Kahveci var. Mert Hakan Yandaş var. Yani baktığınız zaman Fenerbahçe'nin şu anda inanılmaz bir kadrosu var İlgür Sancar. Evet. Hem 11'de oynayacak, sonradan oyunun kaderini değiştirecek oyuncular da var. Fenerbahçe bu sene şampiyonun en büyük adaylarından bir tane. Peki. Hocam El Nesri bank oyuncu olacak galiba. Ne dersiniz? Ön bölgede bu üçlü bloktan bir oyuncuyu kesip çift forvete, çift santforlu bir düzene döner mi? Dzeko, El Nesri, işte Tadic ya da Ryan Kent kenarda kalıp böyle bir düzenle oynar mı Mourinho, yoksa iki santfordan birini mi tercih eder? Valla ben yerinde olsam bu oyuncu alıyorsan çift santrafor oynar. Anladım hocam. Çift yani santrafor. 4-4-2 oynarsınız. Bu takımla 4-3-3 oynarsınız. Yani 4-1-4-1 oynarsınız. Yani takım şu anda en az 3-4 sistemde oynayacak bir kadro var elinde. Tabii Mourinho'nun zaten anlatmaya gerek yok. Dünya çapında ve Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Ama transferler Fenerbahçe'de devam edecek gibi gözüküyor. Peki hangi mevkilere transfer bekliyorsunuz hocam bundan sonraki aşamada? En nesilden sonra? Ben Fenerbahçe'nin özellikle şimdi savunmada bir iyi bir stoper ihtiyacı olacağını tahmin ediyorum. Evet.
Livakovic'i zorlayacak bir kaleciye ihtiyaç var. Geçen biliyorsunuz yıllarda da söylemiştim. Altay Bayındır için söylemiştim. Arkasında duran iyi bir kaleciye ihtiyaç var. Çünkü şampiyon oynuyorsanız, Avrupa kupalarında mücadele ediyorsanız kalecinizin çok çok iyi olması lazım. Sağ tarafta problem yaşayacağını zannetmiyorum. Özgür. Osay Sabone var, Mert Müldür var. Osterwolde var. Şey var sol tarafta. Doğru. Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi belki ileride de düşünebilir. Yani Mourinho şu anda bütün sistemleri deneyecektir Fenerbahçe'de. Peki. En doğru kararı verecektir ve iyi bir 11 çıkartacağını zannediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teknik direktör Mustafa Özel bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derlicer, Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri havalimanından çıktı. İstanbul'da şu anda havalimanından çıktı ve taraftarların yanına gitti. Bir grup Fenerbahçe taraftarı En-Nesyri'yi karşıladı ve En-Nesyri şimdi onlarla bir araya geldi. Formaları imzalıyor. Elbette ki fotoğraf çektirmek istiyor taraftarlar. Fotoğraf da çektirecek sanırım. İlk kez böyle bir şey oluyor. Atkı verdiler En-Nesyri'nin boyuna. Fenerbahçe atkısı. Yani taraftarlarla doğrudan temas ediyor En-Nesyri. Bunu anlatmaya çalıştım. İlk kez böyle bir şey oluyor derken az önce bundan 15 dakika önce ailesiyle birlikte İstanbul'a ulaştı ve hemen havacılık terminalinden çıkış yaptı. Orada Fenerbahçe taraftarları kendisini bekliyordu. Doğrudan taraftarların yanına gitti. Şimdi güvenlik görevlileri de Nesli'nin yanındalar. Taraftarların formalarını imzalıyor. Tabii fotoğraf çekenler var. Onunla fotoğraf çektirmek isteyenler var. Fotoğraf da çektiriyor. Tabii hepsiyle çektirmesi mümkün değil ama büyük ölçüde onların isteklerini kırmamaya gayret ediyor. Şu anda yine güvenlik güçlerinin nezaretinde ayrıldı oradan. Fenerbahçe taraftarı da En-Nesyri ile ilgili tezahürat yapıyor. Bir grup Fenerbahçe taraftarının formalarını imzaladıktan sonra taraftarlarla bir araya geldikten sonra En-Nesyri şimdi kendisini konaklayacağı otele götürecek arabaya doğru ilerliyor. Bir açıklama yapması durumunda ya da bu konuyla ilgili bir açıklama olması durumunda canlı olarak vereceğiz. Belki de birazdan basın mensuplarının yanına geldiğinde En-Nesyri bir açıklama yapacak ama görüntülerden anladığım kadarıyla basın mensupları En-Nesyri'den uzak kaldı ve En-Nesyri çıktığı noktaya, havalimanından çıktığı noktaya doğru yürüyor. Şu anda kendisini taşıyacak otobüse binecek. Belki de diğer kapıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Eğer böyle bir şey olursa elbette ki bunu da sizlerle paylaşacağız. Bu görüntü düzelterek söylüyorum. Fenerbahçe televizyonundan geliyor. Benim sizlere şu anda tasvir ettiğim, üzerine konuştuğum görüntüler Fenerbahçe televizyonundan geliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe televizyonu içeride ama dışarıda belki de basın mensubu arkadaşlarımız bekliyorlar. Onların soruları olabilir. Bunu yanıtlayabilir. En-Nesyri bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri İstanbul'a ulaştı. Sevilla'dan transfer edildi. Sevilla'yla uzun bir pazarlık dönemine girişmişti Fenerbahçe ve bunun sonrasında 12 milyon euro peşinat, 9 milyon euro ödemeler ve ekstra bonuslarla birlikte toplamda 25 milyon euroya yakın bir bedelle En-Nesyri'nin transferi konusunda Sevilla ile anlaşıldı ve futbolcunun kendisiyle de 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Ali Koç hayırlı olsun diyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlık görevini bırakacak Ali Koç toplantıya girerken basına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki faslı forveti Yusuf En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile bugün görüşmelere başlanmasına ilişkin hayırlı olsun açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'de hem kulübüyle hem de kendisiyle, oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardık demişti. Şimdi havalimanından da çıktı En-Nesyri. Belki bir açıklama yaparsa o açıklamayı da yayınlayacağız ama öncesinde teknik direktör Metin Yıldız'a kulak vereceğiz. Yavaş yavaş Galatasaray bölümümüze geçiyoruz. Biliyorsunuz Metin Yıldız Galatasaray'ın Avrupa şampiyon yarışmalarındaki en başarılı ilk deneyiminde pay sahibiydi. Yani şimdiki adıyla Şampiyonlar Ligi, eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray yarı final oynamıştı. Yarı final oynayan takımın değişmez parçası Metin Yıldız'dı. Galatasaray'da teknik direktörlük de yaptı. Bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyisiniz umarım hocam. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Koşturuyoruz hocam. Sağ olun. Bu arada Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transferi faslı golcü En-Nesyri geldi. İzlediniz mi hocam La Liga'daki maçlarını? Zaman zaman. Zaman zaman. Ne diyorsunuz? Bir fikriniz var mı En-Nesyri ile ilgili olarak? Tabii ki. Yani Avrupa'da kendini kanıtlamış bir oyuncu. Tabii ki buradaki performansının
ne olacağını hep beraber göreceğiz. Evet. Evet. Şimdi tabii Icardi ile karşılaştırma yapılacak ama böyle bir karşılaştırmayı doğru buluyor musunuz hocam? Şimdi tabii Icardi çok daha avantajlı. En azından iki sezondur burada oynamış olduğu bir lig var. Burayı daha adapte olmuş, daha avantajlı. Evet. Bakacağız, göreceğiz. Yani. Peki. Hocam Galatasaray ikinci kamp dönemine başladı. Galatasaray taraftarı söz verildiği halde transferlerin yetişmemesinden dolayı tepkili. Teknik direktör Okan Buruk daha sakin olunması telkininde bulunuyor. Çünkü bizim zaten hazır kurulu bir takımımız var diyor. Bir sağ bek bir orta saha alınmalı ama sanırım taraftarın en büyük tepkisi ya da eleştirdiği nokta yani söz verildiği halde yapılmaması ya da doğru planlama yapılamamasından dolayı bundan sonra ortaya çıkabilecek ani transfer gelişmeleriyle de ilgili yönetimin başarılı bir operasyon yürütemeyeceği yönünde bir kaygı taşıyor. Bundan kaynaklanıyor sanırım taraftarın kaygısı. Bu durumu değerlendirmek ister misiniz? Tabii ki taraftar daha heyecanlı ve tez canlı. Her şeyin bir an evvel olmasını bekliyor. Tabii yönetim ve teknik ekip daha sağlıklı bir şekilde bunu değerlendirip ona göre hareket etmek durumunda. Galatasaray her zaman konuştuğum gibi yani geçmiş senelerden gelen bir avantaja sahip. Bunu teknik ekipte yönetim çok daha sağlıklı kullanarak bu yılda takım içerisine katılacak oyuncuları daha titizlikle düşündüklerini sanıyorum. Peki. Hocam ne dersiniz? Galatasaray'ın sağ bek transferi konusunda size gelen bir bilgi var mı? Bizimle paylaşabileceğiniz ya da orta saha transferi konusunda. Bu Zenit St. Petersburg'da Wendel'den bahsediliyor. Brezilyalı oyuncu. Bir de Kolombiyalı bir oyuncu var. O da Brezilya'da oynuyor. Palmeiras takımında adı Rios. Davinson Sanchez'in de Kolombiya milli takımından arkadaşı. Ben de basından takip ediyorum. Yani öyle net bir bilgiye sahip değilim. Ama dediğiniz gibi bu bölgeleri Galatasaray'ın transferi yapması gerekiyor. Dediğim gibi yani bu işi yöneten insanların daha sağlıklı bir şekilde takip ederek bu takım içerisine katılması gereken oyuncuları katacaklarını düşünüyorum. Peki. Bu akşam bir hazırlık maçı daha var. Bundan önceki hazırlık maçlarını izlediniz mi hocam Galatasaray'ın oynadığı maçları? İzledim birkaç maçını. Nasıl gördünüz Galatasaray'ı? Ya hazırlık maçları çok önemli değil. Çünkü bütün oyuncuları görmek açısından teknik ekibin her oyuncuya şans vermesi, takımın yoğun bir antrenman serisinden çıkması çok sağlıklı bir karar vermek durumunda olamayız. Dolayısıyla bu maçlar başladıktan sonra takımın performansını daha net bir şekilde değerlendirebiliriz. Peki. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Derinciğer Metin Yıldız bizimle birlikteydi. Galatasaray'da teknik direktörlük de yaptı. Başarıyla futbolda oynadı. Milli takımımızın formasını giydi. Kieran Trippier'in Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğunu iddia etti İngiliz basını. Çünkü Newcastle'la bir yıl daha sözleşmesi kalmış olmasına rağmen Trippier'in takımdan ayrılacağı yönünde yorumlar vardı. Ki gerçekten böyle bir ihtimal var. Trippier muhtemelen Newcastle United'dan ayrılacak, alacaklarına mahsuben serbest statüye erişecek ve gideceği yerde Suudi Arabistan. Çünkü Galatasaray Trippier'le ilgilenmiyor. Galatasaray bir sağ bek almak istiyor ama almak istediği sağ bek Trippier değil. Oyuncu 33 yaşında ve Suudi Arabistan'dan çok iyi bir teklif geldi. Bunu değerlendireceği önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'dan bir kulüple imza atacağından bahsediliyor. The Norton Echo gazetesinde İngiltere'de. Ben de böyle olacağını düşünüyorum. Bu oyuncunun bir başka problemi yaşı 33 vesaire. Bunlar bence çok önemli detaylar değil. Zaten Türkiye'ye daha erken yaşta maalesef futbolcular gelmiyor. Ya da çok daha erken yaşlarda gelmiyor. İngiltere milli takımında final maçı dışındaki maçlarda da 11'de oynamıştı. Trippier iyi bir sağ bek bence ama bir problemi var. Problemi de şu, yurt dışında çok az oynadı. Atletico'ya gitti biliyorsunuz. Tottenham'dan Atletico'ya transfer olmuştu. Atletico'da çok ciddi intiba sorunu yaşadı ve bir an önce kendini İngiltere'ye attı. Newcastle'a attı. Ayrılmak istedi. Yani yurt dışında oynamakla ilgili bir problemi var. 33 yaşında olmasına rağmen Trippier'in o bakımdan Galatasaray'ın düşündüğü bir alternatif olmadığını biliyorum. Ama Galatasaray'ın
Asignon eskiden gündemine gelen oyuncu alternatiflerinden bir tanesi. Bence Jolert, Kopenhag'da forma giyen Jolert Galatasaray'ın şu an itibariyle birinci alternatifi. Elbette ki bunun dışında da bir başka oyuncudan bahsediliyor. Danimarkalı bir futbolcudan bahsediliyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. O da Benfica'da oynuyor ve Nelson'un birebir referans olduğu bir futbolcu olarak değerlendiriliyor ama Galatasaray'ın Jolert transferinde bence öncelikli olarak Jolert transferini kabul ettiğini ve bu konuda yeni bir görüşme yaptığını biliyorum Kopenhag'da. Kopenhag'ın dün itibariyle bu futbolcunun transferinden istediği rakam 15 milyon euroydu. Galatasaray bu rakamlara çıkmayacak bence ama bu rakamları bulabilecek bir takım bonuslar teklif edecek. Bir şekilde Kopenhag'a ikna etmeye çalışıyor. Bunun dışında da elbette ki başka bazı alternatifler var. Şu ana kadar isminden bahsedilmeyen sağ bek alternatifleri var Galatasaray'da. Az önce bahsettiğim Danimarkalı oyuncu Benfica'da forma giyiyor ve sağ bek mevkinde oynuyor. Nelson'un da Danimarka milli takımından arkadaşı Alexander Bach'tan bahsediyorum. Alexander Bach biliyorsunuz Afrika kökenli bir oyuncu aslında ama Danimarka yurttaşı. Danimarka'da doğdu büyüdü. Bu arada yine Benfica'da forma giyen, daha önceki dönemde İtalya'da oynadığı dönemlerde Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen João Mario'nun da Galatasaray'ın ilgi alanında olduğundan, Benfica ile Galatasaray'ın bu konuda görüştüğünden bahsediliyor. João Mario önemli bir futbolcu. Angola kökenli. Bence Portekiz milli takımında da forma giymişti. Bence özellikle Inter döneminde çok başarılıydı. O dönemde gerçekten Galatasaray bu futbolcunun transferini istemişti ama o Portekiz'e dönmeyi tercih etti. Dolayısıyla bu transfer olmamıştı. Şimdi yeniden Galatasaray'ın transfer gündeminde mi, buna bakacağız. João Mario'nun dışında Zenit St. Petersburg'da oynayan Brezilyalı oyuncu Wendel ve Kolombiyalı futbolcu Rios Galatasaray'ın ilgilendiği seçenekler arasında yer alıyor orta saha için. Galatasaray merkez orta saha, oyun kurucu bir orta saha arıyor. Defansif özelliği olan orta sahalara çok fazla ben Galatasaray'ın transferde ilgi gösterdiğini düşünmüyorum. Çünkü zaten bu çerçevede oynayabilen elinde bir Torreira var. Gerektiğinde Berkan oynuyor ve Kaan Ayhan oynayabiliyor. Dolayısıyla daha merkezde oynayabilen Sergio Oliveira ayarında ama tabii Oliveira'dan çok daha üretken, orta sahaya sertlik verebilecek, pas yüzdesini yükseltebilecek bir oyuncu arıyor. João Mario'nun Benfica'daki son dönemi belki eleştiriye açık ama genel itibariyle bu özelliklere uygun bir futbolcu. 31 yaşında ve background'u da çok güçlü. Sporting'de oynamaya başlamıştı aslında. Sonradan rakip takım Benfica'ya transfer oldu. Ben İngiltere macerasında da başarılı olduğunu düşünüyorum. West Ham United'de oynadı. Sonrasında işte Lokomotiv Moskova, İtalya'da Inter, Inter'den Sporting Lisbon, arkasından Benfica, Inter, Benfica vesaire. Çok ciddi takımlarda forma giydi. Sporting Akademisi'nden yetişen futbolculardan bir tanesi João Mario. Orta sahada sert oynayabilen, pas yüzdesi yüksek, bence futbol IQ'su de iyi olan bir futbolcu ama son durumuna bakmak lazım. Bu da bugün de Portekiz basında yer aldığı üzere Galatasaray'la ilişkilendirilen orta saha oyuncularından bir tanesi. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir reklam arası. Reklamların ardından programımız tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Değerli İncel, Fenerbahçe En-Nesyri'yi getirdi. Trabzonspor'da İspanya'dan bir başka futbolcuyu, Stefan Savic'i getiriyor. Stefan Savic alacaklarını bırakarak serbest statüde çıktı Atletico Madrid'den ve Trabzonspor'la 3 yıllık anlaşma imzalıyor. Bunu sevgili Nihat Erenci sizlere duyurmuştu zaten. Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü. Bakalım Savic'in seyahati planlandı mı? Bugün gelmesi bekleniyordu. Son durumu öğreneceğiz. Nihat Erenci bizimle birlikte. Nihat abi hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar olsun Özgür. Hemen oradan başlayalım. Savic 18.30'da bir aksilik olmazsa Trabzon'da olacak. Biz de şimdi yavaş yavaş artık muhabirlerimiz falan hazırlığı yaptı. Hem görüntüler için hem haber için Trabzon Havalimanı'nda olacaklar. Taraftarlar da orada. Bayağı bir kalabalık bir taraftar grubunun da karşılayacağını biliyorum Stefan Savic'i. Kaçta önemli olacak demiştiniz Nihat abi? 18.30. 18.30'da İstanbul'da olacak. Tamam. Özel bir uçakla geliyor. Karadağ'dan Trabzonspor uçak gönderdi Savic'e. Özel bir uçakla buraya geliyor. Özel bir uçakla. Şu anda Karadağ'da oyuncu. Karadağ'dan yani Trabzon'a inişi 18.30 olacak.
Anladım, anladım. Peki harika. Tahminime göre 2 saatlik bir yolculuk olur diye düşünüyorum. İşte 2 saate yakın bir yolculuk ya da en geç 2 saat 15 dakikalık. İşte demek ki 18.30 olduğuna göre 4 gibi falan şu anda yaklaşık bir herhalde bir 10 dakika sonra uçak kalkar diye düşünüyorum. Peki. Bizim taraftarlarımız ilginç, Özgür sen de bilirsin. Doğru. Şimdiden uçağın geliş şeyine bakıyorlar, kutasına. Ne zaman inecek? Onun heyecanını şimdiden yaşamaya başladılar yani. Tamam. Nihat abi, transfer koşulları nedir Sav için? Vallahi şimdi tam tabii ki kap açıklamasını bekleyeceğiz. 3 yıllık bir sözleşme, o yani bilinen bir süre. Bana gelen bilgiler şöyle, 2,5 milyon şeyi var, garanti ücreti var. 1,5 da imza parası diye konuşuluyor. İşte onu tam netleştiremedim ama konuşulan rakam o civarda. Yani önemli bir futbolcu, kariyeri çok üst düzeyde bir futbolcu. Yani bizim de gerçekten orada ihtiyacımız olan bir futbolcu. Umarız tabii ki rakamlar net olarak açıklandığında daha da iyi göreceğiz. Ama hani evet, ilk bakışta yüksek gibi gözüküyor. 2,5-3,5, 4 milyon euroya yakın ama Stefan Savic, Özgür, getirdiğiniz futbolcu, önemli bir futbolcu. Tabii, tabii. Manchester City'de evet, oynamış, İtalya'da, Fiorentina, 10 yıldır Atletico'da. Bravo, bravo. Yani bir, hele ki Atletico Madrid gibi bir takımda 10 yıl oynamak hani kolay bir şey değil, inanılmaz. Yüzdür. Evet. Ama şu bir gerçek ki umarız bir sakatlık yaşamaz, bir sıkıntısı olmaz. Bizim de tam aradığımız özellikleri de çok. Şimdi çok böyle zaman zaman takip ettiğimiz yönüyle böyle agresif, çok tam bizim taraftarımızın en sevdiği oyunculardan bir tanesi. Yani hani takımın düştüğü anda modunun yaptığı bir hareket, işte bir hamle, bir tribüne bir hareket şeyleri de değiştiriyor. Yani takımın yatarak top almayı çok seven bir futbolcu. Evet, evet, gördüm. İnşallah onları ceza sahasında fazla yapmaz. O bir sıkıntı olur çünkü. Ama kariyeri olan iyi bir futbolcu. Umarız. Tabii biz sadece Savic'i şöyle de görmek lazım, Özgür. Yani mesela bizim genç oyuncular var. 3 sene kalacak burada. Çok şeyler öğrenmeleri gerekir ondan. Yani o da çok önemli. Doğru söylüyorsunuz. Yani hem liderlik yapacak hem de pek çok oyuncunun gelişimine katkı sağlayacak bir futbolcu. Çünkü Stefan Savic. Doğru. Çünkü şey var. Marek Hamšík geldiğinde o yönünü ben. Evet. Marek Hamšík zaten bir dünya lideri, bir oyuncuydu. Ama o yönü çok iyiydi. Mesela antrenman öncesi geliyordu. Gençlerle özel olarak ilgileniyordu. Kalıyordu bazı oyuncularla, işte ekstra friki çalışması yapıyordu. O çok önemli özellik. Yani bence işte bizim aslında aradığımız özellikte oyuncular bunlar olması lazım. Peki. Bundan sonra, bu arada ikinci kamp dönemi de başladı Trabzonspor'da. Bundan sonraki transfer hamlesi hangisi olabilir sizce? Ya şöyle söyleyeyim, şu anda yani bizim hedeflediğimiz oyuncuların hemen hepsi alındı. Okan Yokuşkulu ve Muhammed Çam. Ben biliyorum başkan 2 gündür, hatta ben bugün yayını alacaktım Ertuğrul Doğan ama Fransa'da olduğu için alamadım. Büyük ihtimalle Fransa'da hani çok başkan sadece talimat verip işleri özel menajerlerle ya da sportif direktörle halletmeye çalışıyor ama Muhammed Çam transferiyle bizzat ilgilendiğini de biliyorum. O da çok özellikli bir oyuncu. Bize katkısı olacağını düşünüyorum. Genç bir oyuncu. Tam bizim eski, hatırlarsın sen, Jaja vardı bizde. Evet. Onun böyle hani şimdiki modeli diyelim, öyle diyelim. Öyle bir oyuncu. Okan Yokuşlu, Muhammed Çam ve sanıyorum Onaç ile finali yaparız diye düşünüyorum. Peki. Nihat abi, var mı ekleyeceğiniz başka şey? Takım Slovakya'ya gitti. Yarın maçımız var biliyorsun. 19.30'da yarın Rüzenbarok'la, işte UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme ilk maçı. Umarız oradan istediğimiz sonucu alırız. Yani ikinci maçı burada çok daha rahat oynarız. Trabzonspor artık yani hani evet, takımları küçümsemek doğru değil ama Rüzenbarok hani Trabzonspor'un ayarında bir takım değil. Fakat dikkatli olmak lazım. İşte mesela son oynadığı maçı izlemiştim ben. 5 tane gol attılar. 3 tanesi duran toptan. Hoca da bu konuya biraz sanırım akşam
basın toplantısı var Abdullah Avcı'nın. Orada bu konuya dikkat çekeceğini düşünüyorum. Peki 11 ile ilgili fikriniz var mı? Hemen söyleyeyim. 11'i de sana söyleyeyim. Şimdi biz tabii bir yandan hem dijital için hem de bir yandan da gazete için yaptığımız için Uğurcan, Ozan Tufan, Mendy Densil Eren, Lundstram, Umut Güneş, Barde, Edin Vişça, Trezeguet, Draguş. Bu arada Barış Çık götürülmedi. Dünkü idmanda bir sıkıntı yaşamış. Üst adresinde ağrı oluşunca hani tedbir amaçlı götürmediler. Onun ötesinde 24 tane oyuncu gitti. İşte gençler de var içinde. Salih var, Arif var. Yani onların tabii olması bizim için de önemli. Genç oyuncuların özellikle bu tür maçlarda süre almaları da çok önemli. Umarım hoca maç iyi giderse onlara da şans verir diye düşünüyorum. Umarım, bakalım neler olacak. Trabzonspor'a başarılar. Çok teşekkür ederim Nihat abi. Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum. Avrupa'dan futbol. İspanya. Nacho Fernandes Real Madrid altyapısından yetişmişti ve A takıma kadar yükseldi. Belki kapasitesi belli olan ama bu kapasitesini bütünüyle kullanabilen oyunculardan bir tanesi, kaptanlık da yaptı Nacho Fernandes ve son olarak İspanya milli takımında oynadı, Avrupa şampiyonu oldu, Real Madrid'de lig şampiyonu oldu, Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı ve misyonunun dolduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'a gidiyor. Nacho Fernandes altyapısından yetiştiği Real Madrid'e veda etti. 24 yıl Real Madrid ailesinin bir parçası oldum. Öğrendiğim her şeyi çocuklarıma aktaracağım. Real Madrid Akademisi'nden gelen ve bu şanlı forma için her şeyini ortaya koyan biri olarak beni hatırlamanızı istiyorum demiş ve sonrasında da Real Madrid'in sloganı yürü Madrid anlamına gelen Ala Madrid diye bitiriyor sözlerini sevgili dinleyiciler. Nacho Fernandez'in daha önce Türk takımlarıyla da ismi anılmıştı. Bazen Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu olmuştu. Nacho Fernandez İspanyol oyuncu. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Alexander Bah'la ilgilendiğinden bahsediliyor. Bu bir seçenek olarak duruyor Galatasaray'ın önünde ama bence Galatasaray Danimarka'da forma giyen, Kopenhag forması giyen ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayan Jolert'i birinci öncelik olarak kabul ediyor sağ bek transferinde. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe Süper Lig'de daha önce benzeri görülmemiş kadro değerine ulaştı ve Galatasaray'ın 247 milyon euroluk rekorunu kırdı. Transfer market değerlerine göre Süper Lig'de en yüksek kadro değerine ulaşan takımlar sıralanmış. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni transferinin En-Nesyri'nin İstanbul'a geldiğini ve şu anda konaklayacağı otele doğru gittiğini hatırlatmakta fayda var. Bodrum Spor Süper Lig'in yeni takımı, 11 milyon euro değere sahip. Eyüp Spor 19 milyon euro değere sahip. Süper Lig'de en yüksek kadro değerini anlatan listeyi aktarıyorum sizlere. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bodrum Spor 11 milyon euroya değere kadro değerine sahip. Eyüp Spor 19 milyon euro kadro değerine sahip. Hatay Spor'un kadro değeri 34 milyon euro. Samsun Spor 34 milyon euro. Gaziantep Futbol Kulübü 36 milyon euro. Göztepe 36 milyon euro. Çaykur Rizespor 37 milyon euro. Kayseri Spor 44 milyon euro. Adanamir Spor 45 milyon euro. Alanya Spor yine 45 milyon euro, Sivas Spor 45 milyon euro, Konya Spor 46 milyon euro kadro değerine sahip, Antalya Spor'un kadro değeri 50 milyon euroya ulaşmış, Kasımpaşa 57 milyon euro, Başakşehir 86 milyon euro, Beşiktaş 149 milyon euro, Trabzonspor 152 milyon euro, Galatasaray 247 milyon euro ve Fenerbahçe 251 milyon euroya bu sezonki verilerle söylüyorum 2024 itibariyle ulaşmış. Galatasaray'ın 247 milyon euroluk değeri ise 2023'e ait. Yine Trabzonspor 2022'deki değerini koruyor, 152 milyon euro. Beşiktaş'ın ise son transferleriyle birlikte bu sezon, yani bu yıl 2024'teki kadro değeri 149 milyon euro. Beşiktaş'ın 19 tane futbolcusu var. Bu futbolcuların 19 tane yabancı futbolcusu var. Bu futbolcuların pek çoğunu göndermek istiyor Beşiktaş. Dolayısıyla böyle bir mesai harcayacak Beşiktaşlı yöneticiler. Bu arada Zaynettinov Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan Kerem Demirbay ve Yusuf Demir mavi kartta oynayan futbolcular. Mavi kart uygulamasını yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu iptal etmişti. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın İbrahim Hoca Osmanoğlu'na başvurarak mavi kart uygulamasının devam etmesi yönünde bir talebi olacak ve
Eğer bu talep gerçekleştirirse, yani mavi kart uygulaması bu sezonda geçerli olursa, Yusuf Demir gibi, Kerem Demirbay gibi oyuncular da takımlarında kalabilecek. Özellikle Yusuf Demir için çok önemli bu. Biliyorsunuz eğer böyle bir uygulama olmazsa, mavi karttan yararlanamadığı için Yusuf Demir yabancı statüsünde kalıyor ve bir başka takıma kiralanması çok yüksek olasılık. Yine Beşiktaş'taki Zainettinov aynı kategoride yer alan futbolculardan bir tanesi. Galatasaray'ın gözden çıkardığı Tete'nin yeni bir maceraya atılmaya hazırlandığından bahsediyor Brezilya basını. Brezilya'dan iki tane kulüp, Corinthians bir de Atletico Paranaense, bu futbolcunun kiralık transferine talipti. Bu yönde bir haber çıktı değerli dinleyiciler. Avusturya kampında teknik heyetten geçer not alamadı Tete. Geçen sezonda bulduğu şansları, Şampiyonlar Ligi'nde gol attı. Hatta attığı gol Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü seçildi vesaire, ama çok parlak bir dönem yaşayamadı Galatasaray'da. Esporto Globo'nun haberine göre Brezilya'da Atletico Paranaense Tete'yi kiralamak istiyor. Haberde iki takımın Tete'nin kiralanması için görüşmelerini sürdürdüğü ve ekonomik şartlarda anlaşma sağlandığı iddia edildi. Tete transferinin son kararı Atletico Paranaense Başkanı Mario Celso Petraglia verecek. 2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maç oynadı. 1648 dakika süre aldı Tete. 3 tane gol attı, 6 tane gol pasıyla oynuyor. Tete'nin Galatasaray'la 3+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Olimpiyat oyunlarının başlamasına 2 gün kaldı. Cumhuriyet tarihinin dünya şampiyonu olan ilk kadın paralimpik milli yüzücüsü Sümeyye Boyacı oldu, biliyorsunuz. Cumhuriyet tarihinin dünya şampiyonu olan ilk kadın paralimpik milli yüzücüsü Sümeyye Boyacı olduğu gerçeğinin altını çizmek lazım. Şampiyon sporcuya Paris 2024 olimpiyat oyunlarında başarılar diliyorum. Türkiye'nin yaz olimpiyat tarihindeki ilkleri ve enlerini de paylaşacağım sizlerle sevgili dinleyiciler, yeri geldiğinde. Umut Bulut futbol hayatına, profesyonel futbol hayatına nokta koydu. Bundan böyle işin antrenörlük kısmında yer alacak. Rıza Çalınbay'la birlikte çalışacak ve Galatasaray bir açıklama yaptı Umut Bulut'la ilgili olarak. 2012-2016 yılları arasında Galatasaray formasıyla attığı gollerle iz bırakan, kulübümüzde birçok başarıya imza atan ve futbolu bırakma kararı alan Umut Bulut'a yeni kariyerinde başarılar dileriz diyor Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ennesi İstanbul'a geldi. Taraftarlar bekliyordu onu havalimanında. Taraftarların yanına kadar gitti. Onların formalarını imzalattı. Ve elbette ki fotoğraf çektirdi. Sonrasında kendisini otele götürecek arabaya bindi. Ve bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ennesi sevgili dinleyiciler. Jose Mourinho dünkü açıklamasında Ferdi Kadıoğlu'nun oyuna girmesiyle beraber dinamiklik anlamında oyunumuza daha da katkı sağladığını söyleyebiliriz ve fark yarattık bu şekilde diyor. Çünkü kendisi gerçekten yüksek seviyede oynayan bir futbolcu diyor. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili olarak yüksek seviye futbol oynuyorsak eğer, bu sentetik sahaların yüksek seviye futbolu kaldırmadığını düşünüyorum. Açıkçası UEFA'nın da neden bu sentetik sahada o futbol oynanmasına izin verdiğini de anlamakta güçlük çekiyorum diyor Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörü değerli İncer. Özel bölümümüz Laf Lafı Açıyor'a geçiyoruz. Birazdan sevgili Mithat Halis bizimle birlikte olacak. Laf lafı açıyor. Mithat abicim günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Özgür. Hoş bulduk. İyisiniz umarım Mithat abi. Şimdi Galatasaray maçına gitmeye gidiyoruz, çalışıyoruz. Galatasaray maçına mı gidiyorsunuz? İnşallah. Galatasaray Lecce maçına Doldayım. Gideceksiniz Avusturya'ya. Sınırları geçtik işte. Şimdi Slovakya'dan bu tarafa geçtik. İyi yaptınız. Yolda kahvemizi içiyoruz. Allah nasip etti. Ne güzel. Gidiyoruz bakalım, yoldayız. Şahane. İyi seyirler Mithat abicim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Niye özellikle Galatasaray-Lecce maçını izlemeyi tercih ettiniz? Ama daha önce maçında seyrettim. İlk maçlarını, LASK'la oynadıkları maçı. Bir de orada antrenmanlar yapmış oldular. Lecce maçı bir ölçü olabilecek şeylerden bir tanesi. Öyle mi? Tabii. Orası İtalyan takımı kuvvetli. Son itibariyle
Galatasaray'ında geçen sene de ben seyrettim biliyorsunuz Galatasaray'ın maçlarını. Evet. Geçen sene de Galatasaray hem Avusturya Viyana'dan hem Sturm Graz'dan çok iyi maçlar oynamışlardı. Sert maçlar oynamışlardı fiziksel açıdan. Hı. Bu anlamda da belirleyici olmuştu. Bu sene de LASK'tan oynadıkları maç da öyle oldu. Çünkü LASK öyle az buz takım değil. Zaten Alman takımlarının hepsi amatör takım gelsin Almanların, bırak ikincideki, bizimkiler küçümsüyor ikincilik diye. Bizim herhangi bir Türk takımının özgür, yani Fenerbahçe, Galatasaray dahil ikincilik takımını yenme şansı sıfır Alman'ın. Bak sıfır diyorum özgür. Yani şansı var demiyorum ha. İkincilik takımını biz yenemeyiz. O bir sıfır. Sıfır olmaz. Yani yenemeyiz yani. Yenemeyiz. Bu doğanın kanunu. Onlar kadar fizikli, onlar kadar taktik, onlar kadar şey olacak, öyle yok. Geliyorlar burada amatör takımları hazırlık maçlarında gelsinler, kışın seyretsinler. Almanya'dan gelen amatör takımlar. Evet. O zaman anlarsınız ben niye öyle konuşuyorum. Amatör takımlarını yenmek zor adamlar. Hazırlık maçlarına geliyorlar, kamplarını seyrediyorum. Bırak ikinci dike. Öyle dresden yenme şansın zaten yok. Mithat abi, dün Fenerbahçe'nin oynadığı maçı, Lugano maçını nasıl yorumladınız? Zorlandı mı sizce Fenerbahçe? Ben sana zorlanmaz dedi ya Özgür. Neyse zorlanınca geçen seneki takımın aynısı Özgür. Bir tane oyuncu değişik de kafamı kıracağım. Sana ne dedim ben maçtan önce? Bu çok rahatmaz. Bu Beşiktaş elinden kaçırdı geçen sene bunları. Çünkü bu takım aynı takım Özgür. Geçen seneki Fenerbahçe'nin takımı 99 gol atmış. 99 puan toplamış. Avrupa kupalarında alabildiğine gitmiş. Grubu lider bitirmiş. Twente'yi de atmışlar. Bu zamanlarda zaten Twente bile 5 taneydi buradan. Şimdi de yani Lugano nasıl da yansın. Aynı takım. Ceko da aynı. Tadici de. Cikku da aynı. Doğru. Kaleci daha kötü. Yani bu takım benim için sürpriz değil yani, o anlamda Fenerbahçe maçına bakmadım bile. Anladım, bakmaya bile gerek. Doğru, peki. Trabzon maçına yeme bakmaya gerek yok. Rembrandt'ta kimse yok Özgür. Evet. Bir tane kaleciler vardı, onu 250 bin lira sattık diye seviniyorlar. Ne yapsın bunlar? Trabzon'da kendisine gelmeyen oyunculara birisine 3 veriyor, birisine 5 veriyor. Birisine de o hayali 10 veriyor. Öyle dolaşıyor. Hiç ayaklarını yerine bastırmıyoruz. Bütün problem orada. Trabzonspor'un yapacağı transferlerde ayaklarını yere basması lazım. Ne gibi? Bu ülkeye gelebilecek genç ve dinamik oyuncular var çok Trabzonspor'da. Şimdi aldıklarından çok daha iyi oynayacaklar. Verim alırlar. Hem daha fazla verim alırlar, hem de daha ucuza getirirler. Hı hı. Hem de oyuncuları bir daha satarlar. Hem kendileri de kafaya oynar. Bu takımdan kafa oynamaya niyetleri yok. Onun için yalandan bir transfer yapıyorlar, yalandan. Yani ihtiyaç işine değil. Nasıl Onaçu'yu geçen sene tesadüfen buldular? Nasıl Onaçu onları tesadüfen üçüncülüğe, işte biraz da kupa finaline falan götürdüyse? Hı hı. O bir Afrika şampiyonasına gitti. Takım darman duman oldu zaten. Gol atamadı sahaya, şut atamadı. Evet. Onaçu gidince. Şimdi böyle şey olur mu? Böyle bir futbol mu var ya? Böyle bir futbol anlayışı yok ki. Hı. Millet böyle futbol oynamıyor. Onun için Onaçu Avrupa'da oynayamamasının sebebi bunlar. Oynayamıyorlar. Burada sen 30 maç üst düzeyde maç yapacaksın en azından. Evet. Bir maçında 90 dakikalık bölümünde şeyin çok yüksek olacak. Maçların bir de şeyden Mönü'yle belaya soktular. O çocuk Mönü %100 kendi haklı çocuk. Ne söylediğinde. Adam sözleşmemiz söylediğimizde işte diyor, bilmem ne diyor. Anladın mı Özgür? Yani şimdi Fenerbahçe'den Trabzon'a geçmemizin sebebi Lugano maçını konuşmaya bile gerek yok. Konuşulacak bir şey yok. Geçen seneki takımla aynısı haklı oynadı. Münye'yi haklı buluyor musunuz açıklamalarında? %2500 Münye haklı Özgür. Şimdi dürüst olmayanları düzeltmenin zamanı geldi. Trabzonspor'la yaptım ve Trabzonspor tarafından onaylanan anlaşmalara %100 uydum. Türk olmayan bir kulübe transfer olmam durumda en geç 15 Temmuz 2024 tarihine kadar sözleşmeye tek taraflı olarak ücretsiz feshetmeme izin veren bir madde vardı. Bu maddenin eklenme niyeti ve eklenmesini kabul edilmişti. Çünkü kulübe bedelsiz olarak gelmiştim ve bu nedenle Euro'dan sonra taraftarlar arasında kararlaştırıldığı gibi serbest bir ayrılış mümkündü ve zamanlama açısından Trabzonspor'un herhangi bir sorun yaşamadan 21'ine bulunması
oynamasına izin veriyordu demiş. Euro 2024'ü kastediyor, Euro'dan kasıt. Bir de Trabzonspor'un bana çok faydası oldu diyor o dönemde, evet, diyor. Onlara da onun için çok teşekkür ederim diyor adam. Ne desin? Bir adam size çok faydalı oldu. Hiçbirisinin o adamdan haberi yok diyor. Evet. Antrenörleri dahi. Tesadüfen geliyor, tesadüfen gidiyor. Bizim Türklerin işleri hep tesadüf. Hı-hı. Yani o da adamı tanımıyorlar bile. Hı-hı. Adamın kim olduğundan haberleri yok Özgür. Yok. Adamın ne kadar iyi futbolcu olduğundan da haberleri yoktu. Hı-hı. Yani hem üst düzeyde bir futbolcu hem de çok iyi bir insan. Ben tanıyorum çocuğumun iyi. Evet. Paris Saint-Germain'de oynarken de tanıyorum. Şeyde de oynarken de tanıyorum Özgür. Yani ilkelerine bağlı yani. Sadık bir oyuncu, bir karakter daha. İyi çocuk gibi de. Tabii çok iyi bir karakter yani. Anladım. Bir de çok iyi çocuk. Hı-hı. Öyle birisi de değil yani. Bir de adamla siz şeyli nasıl olsa o buradan geldi. Oyuncuyu tanısalar oyuncuyla sözleşme yaparlar ya. Hı-hı. Derler ki biz seni bırakmıyoruz kardeşim. Bir buçuk senelik bir sözleşme, adamın sözleşmesi yok yani. Tesadüfen işte tutarsa ya tuttu, ne oldu? Tuttu, sen de adama hak vermişsin, gidebilirim sözleşmene koymuşsun. Evet. Adam da sözleşmesini tek tarafa. Eğer o çocuğu tanıtarlar derler ki sana 2,5 yıllık kontrat teklif ediyoruz. İsterse seni serbest bıraksın, şey bırakıyordu zaten serbest. Hı hı. Dortmund'un serbest bıraktığı oyuncuyu sen tanısan, o oyuncuyu 1,5-2,5 yıllık sözleşmemizi alamaz mısın Özgür? Evet, doğru. Varsın değil mi? 6 aylık mı getirirsin öyle? Hı hı. Ne tutarsınız? Ona şu tuttu, bu tuttu. Ya öyle tesadüfen işte. Ben onun için tesadüf diyorum onların işte. Anladım. Tesadüf oldu. Yaptıkları anlaşmadan belli zaten. Mithat abi, Galatasaray Jölert'i almak istiyor Kopenhag'dan. Yok. Jölert'i almak istiyor. Tanıdığınız bir oyuncu Jölert. Kopenhag'da oynayan sağ bek, sol bek de oynayabiliyor malumunuz. Ne diyorsunuz bu transfer olasılığı ile ilgili olarak? Eğer Galatasaray bu oyuncu alırsa sadece doğru oyuncu almış olabilir. Milan'daki oyuncu doğru oyuncu değil. Çünkü kendisi 4 milyon lira para kazanıyor. Milan'daki hangi oyuncu Milan'da? Milan'ın sabiki var, 2 numara. Hı-hı. İsimini bilmiyorum, isimlerini sorma bana. 2 numarası. Ondan sonra Bach diye bir oyuncu var. Evet, Bach Danimarkalı, Afrika kökenli, Benfica'da oynuyor. Ne diyorsunuz Bach'a? Bach da iyi futbolcu ama Bach'ı ellerinden şöyle kaçırdılar. Adam Slavia Prag'daydı. Hmm. Slavia Prag'dan Benfica'ya giden oyuncu alabilir misiniz Özgür? Ya biraz zor. 20 milyon euro istiyorlarmış Mithat abi. 20 ister 30 ister, anladın mı? Anladım. İkincisi, bu çocuk Yeler Bach'tan çok daha hızlı. Hmm. Ve ondan çok daha iyi Özgür. Hmm. Neden çok daha iyi Özgür? Çünkü çok çabuk bir adam. Belinden ilk toplara çıkışındaki hız şeyi hepsinden çok daha iyi. İtalya'dan gelecek sağ bekten de daha iyi. Bu İtalya'daki sağ bek Calabria, Milan'daki Calabria mı? O olabilir. Galatasaray Calabria ile mi ilgileniyormuş Mithat abi? Tabii çok ilgilendi. Hep bütün gazeteleri yazdı Özgür. Hala var mı ilgilendi? Tabii ki. Bir de şeydeki sağlam oturaklı bir oyuncu. Hı-hı. Ama yani ondan çok daha iyi diyorum bak Özgür. Hı-hı. Yani neden? Adam Milan'da oynuyor diye şöyle asıl kesmeyeceksin. Ha, Milan'dan gelen adam ne oldu Rebic? Doğru. Öldüreceğiz neredeyse. Nereye göndereceğimizi bilmiyoruz. Her gelen oyuncu alınmaz. Her oyuncu senin bu takımı en fazla uyan oyuncu Yerert'tir. Uzak ara. Bayi alsan da şeyin üçte biri değil ya. Hız açısından söylüyorum Özgür. Hı-hı. Burada Sasha Boel hızıyla ve kuvvetiyle fark yarattı. Nasıl Trabzonspor tesadüfen gittiyse Sasha Boel'i de Galatasaray tesadüfen buldu. Hı-hı. Scoutların yardımıyla. Galatasaray scoutları çok iyi. Gürcan abi de rahmetli Metin abimiz vardı. O çok iyiydi. Dolaşmadığı yer kalmıyordu. Küçük Metin. Çok iyi scoutları var Galatasaray'ın. Kaç seneden beri. Metin Yıldız. 15-20 seneden beri hem Gürcan'ı adam çok kuvvetli bir adam.
scout ekipleri için söylüyorum. Emre Deşleri diye yeni neslin olanlar var. Hele bir tane Emre diye onları yönlendiren başlarındaki çocuk müthiş bir adam. Yani handikaplı bir arkadaşımız ama son derece bilgili. Bütün scout ekibini yönlendiren asıl bir Emre Bey var İstanbul'da ama. Emre Utkucan. Her yeri. Emre Bey dedi. Emre Utkucan. Ama. Emre Utkucan. Emre Utkucan var. Emre Utkucan da son derece kaliteli bir arkadaşımız. Neden arkadaşımız diyorum. Ben de çok scout ekipleri gibi dolaştığım için. O da son derece iyi araştırmalar yapıyor. Ve arkadaşların da o maçlara doğru, o futbolculara doğru hem Anadolu'da hem Avrupa'daki maçlara doğru Emre Utkucan yönlendiriyor. Yani onun komutasında diyelim. İşte Gürcan abimiz var. Metin abimiz vardı rahmetli şimdi giden. Cihat hocamız var, Cihat Aksu. Son derece kaliteli eski kalecilerimizden. Daha ben onun Cihat hocayla da Toronto'sunda karşılaştım. Emre Dejdeli ile geçen seneki U19 Malta'daki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştım yani. Onun için rahmetli Metin abiyle hem U19 hem U17 Avrupa Şampiyonalarında Avrupa'da karşılaşmadığım yer yoktu. Evet. Yani Galatasaray'ın scout ekipleri çok iyi. Onun için onlar da Sasha Boyle'i buldular. Sasha Boyle'i neredeyse bedavaya buldular. Ren'in 3. sağ bekiydi. Bu özelliklerinden dolayı hız ve özelliklerinden dolayı 30 milyona sattılar. 1,5 sene oynatıp. Çünkü o bir yarım dönemde sakatlık ve geçirdiydi. Tam hazır değildi Sasha Boyle. Tam oynadığı zaman da zaten 30'a sattılar Özgür. Yani onun şeyini dolduracak adam bu arkadaş. Gelert yani. Sasha Boyle'in şeyin özelliklerine sahip hız. Ve kuvvet açısından söylüyorum ve de taktiksel disiplin açısından özgür. Gölert Sasha Boyle'den daha büyük bir potansiyele mi sahip? Sasha Boyle'den ikisi aynı dedim Özgür. Aynı. Şu olarak. Neden onu Sasha Boyle'den ikisini aynı kategoriye koydum? Neden? Çünkü Galatasaray burada hızı ve kuvveti ve taktiksel disiplini eşit olan bir oyuncuyla olması lazım. Bunun ismi Gölert. Yeler. Yani Sasha Boyle gibi birisini arıyorsanız o. Bade değil. Şeydeki de değil. Efendime söyleyeyim. Bade benim arkadaşım. O, ya da işte Due'den bahsedilir. Ren'deki Due'den. Due bile değil. Bak. Due'den bile iyi. Üzgün. Anladım. Neden? Çıkış hızları diyorum hep. Due 1.87 boyunda. Due'nin kardeşi uçak. Motorsuz uçak alamaz. Onu zaten Real Madrid falan istiyormuş. Paris Saint Germain, Real Madrid. Aynı takımda oynuyor Rennes'de. O forvet oynuyor yalnız. Kanat oyuncusu. Tabii kanat oyuncusu 2 sene önce Rennes Dinamo Kiev maçını seyrediyoruz. İşte Dinamo Kiev hem önde biraz da çok zorluyordu şeyi. Bu oyuna girdi, oyun değişti Özgür. 33 numara giyerdi, hiç unutmuyorum. Dueli'yi. İsmini oradan çok iyi bildiğim için. Kardeşi de az buz sağ bek değil yalnız. Çok iyi sağ bek. Defansif ve yönü çok iyi olur. 1.87 boyu var. Tamam mı? Gelecekte eğer Zidane milli takımın hocası olursa Due kardeşler milli takımın bank oyuncusu olurlar ikisi de. Bak sağ bek de olur, öteki de olur. Onları sen bir... Ama Zidane antrenör olursa, Deşamp olursa Deşamp yapmaz onları. Onun için söylememin sebebi şimdi... Tabii çok özür dilerim. Daha... Kısa bir yarış arası verdikten sonra devam edelim mi konuşmamıza? Tamam. Kısa bir ara ardından evet. Sevgili Mithat Ali'yle birlikteyiz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Laf lafa açıyor. Derlincan az önce Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'nı seçiyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat bir konuşma yaptı. Yayınladık Radyo Spor olarak ve elbette ki Kulüpler Birliği'nin başkanı da yeni başkanı da belli oldu. Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün yapılan seçimli toplantısında Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi ama resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Hasan Arat'ın da bazı açıklamaları vardı. Bunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bu özel bölümümüzün daimi konu sevgili Mithat Halis bir kez daha bizimle birlikte. Mithat abi hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Özgür. Tekrar iyi yayınlar. Maça gidiyoruz dedik.
Evet, maça gidiyorsunuz. Bakalım nasıl bir maç olacak Galatasaray adına. Okan Buruk'un top merkezli oyunu işletebilmesi için böyle savunmanın sağında ve solunda Sasha Boy benzeri oyunculara mı ihtiyaç var? O yüzden mi siz Jörlert isminin Galatasaray için çok uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın ismini Jörlert'in bu oyun sistemine çok uygun olacağını düşünmemin sebebi, çünkü atağa çıktığın zaman özgür, geriye dönüş olmayan oyuncusu çok. Mesela bu buradan sıkıntı yaşadık. Ne zaman Tete'nin oynadığı zaman, ne zaman Dinfrit Saha oynadığı zamanlar bu sorunları yaşadık. İki sene önce Raşit de oynuyordu. O orayı çok iyi kapatıyordu. Bir de Barış Yılmaz da zaten Barış Yılmaz'ın geriye dönüşleri de çok iyi olduğu için Galatasaray bu konulardaki şeylerini, sıkıntılarını üst düzeydeki maçlar için böyle bu tür oyunculara ihtiyacı var. Yani hızlı geriye dönüşü olan, bir de oyuncunun da kendisinin hızlı olması lazım. Yelert'in yerlerinden en büyük farkı, daha 2003 doğumlu Özgür. Evet. Zaten o 15 milyon neresediler bonservisine. Şimdi 10 civarına falan filan indirmişler. Hemen ben bunu alırım. Çünkü ha, şu anda 10'a mı indirdi Kopenhag bonservis ücretini? Tabii. Tabii. O 15'ten 10'a indir. 15'ten 10'a düştüler yani. O büyük bir avantaj. Bir de bu oyunculardan hangi, bir tek bunu aldığın zaman geri satabilirsin. Kopenhag, çünkü Benfica'dan aldığın oyuncu zaten 15 ila 20 milyon euro arasında, yaşı daha 26. Anladın mı? Veya 25-26 çok yaşlıdır. Ben çok iyi tanıyorum. Çok iyi futbolcu. Ama sen onu satamazsın Özgür. Zaten adamın iyi maaş vereceksin, iyi bonservis vereceksin. Yaşı da zaten şey. Ama 21 yaşında bir oyuncu olduğu zaman sen getirmiş oluyorsun. Aynı Sasha Boye gibi bunu da sen yetiştirmiş oluyorsun. Ve sen buradan ancak 30'a 40'a satarsan kar eder. Yani 10 civarında bir rakam alırsan, kendisini 1 civarında, 1-1.5 arası neyse bir şeye oynatırsan, öteki oyuncuların hepsi 3 ila 4 milyon euro arasında. Milan'dan gelen oyuncu, öteki yok Arjantinli oyuncu. Onlar zaten kendi ülkelerinde zaten çok iyi para kazanıyorlar. 12 ben satacağım üstür. Onlar zaten maaşı çok yüksek olduğu için kurtulmak isteyen takım çok. Biz İngiltere'nin çöplüğü haline niye geldik? İngiltere'nin çöplüğüyüz yani. Çünkü bu oyunculara bu paraları kimse veremez. Biz veriyoruz yani. Galatasaray veriyor, Fenerbahçe veriyor, Beşiktaş veriyor. Şimdi Trabzon da verecek, o veriyor zaten. Bu kafa yapısıyla hepimiz batarız. Battık zaten. Biz ülke olarak ekonomimiz çok iyi değil ki Özgür. Ekonomimiz çok kötü bizim. Doğru yani söylüyorsun. Bu... Mesut abi, sizin beğendiğiniz bir oyuncu Thomas Müller, Bayern Münih'in tecrübeli futbolcusu. Thomas Müller'in Galatasaray'la anlaştığı yönde bir takım iddialar ortaya çıktı son birkaç saat içerisinde. Ne diyorsunuz bu konuda? İhtimal veriyor, ihtimal veriyor musunuz? O zaman Icardi'yi göndereceksin. Ama Thomas Müller forvet arkası da oynayabiliyor, Mertens gibi. Her yerde oynuyor. Thomas Müller'i sorma bana. Evet. Thomas Müller'i sağ açık oynat, sol açık oynat. Yani ikinci forvet oynat. O forvet bölgesinin her tarafında oynatırsın yani. Hangi topa nasıl şekildir vurduğunu da kimse bilemez yani. Gelir her topa vurur yani. Bir de bu vuruş şekli de çok değişik onun. Yani tabii ki çok faydalı oyuncu. Ama Özgür'üm, finansiyel açıdan söylüyorum bak. Demin söylediğim bir şey var. Galatasaray Icardi o parayı verdi. 10 milyon 15 milyon. Daha verilmez Özgür. Hani o paralar oralara giden bir rakamlar. Harcanabilir, evet. Tabii olmaz yani. Şimdi öteklerine son itibaren daha genç, daha dinamik, daha da satabileceğin bir oyuncu getireceksin Icardi'nin yanına. Ama Icardi'yi gönderdiysen Saudi Arabistan'a veya başka bir yere sattıysan, o zaman hemen Thomas Müller'i al. Çünkü onun muadili o. Ne açıdan? Finansiyel açıdan. Sadece sportçuluk yetmiyor burada. Doğru, orada da finansiyel planlamaları çok iyi yapman lazım. Yani her oyuncu o paraları. Öteki oyuncular şeyi kaldıramazlar yani. Mithat abi, paranın bahsettiğiniz için soruyorum. Yani bugün Thomas Müller'i transfer etmek isteyen takım ne kadar bir bütçeyi gözden çıkarmalı? Kendisine en azından 10 milyon lira para vereceksiniz. Öyle mi? Yani yıllık ücreti 10 milyon lira mı yakın? Bayern Münih'te bir ay için oynamıyor orada.
Doğru söylüyorsun. Bayan Mete bira için oynanır mı? Doğru söylüyorsun. ona bira içiriyorlar. Gel bakalım Oktoberfest de yapalım diyecekler. Ekim evet. Bira bayramına. İçebildiğin kadar biraya oynanır mı? Evet. Gayet güzel. Paraya oynuyor Özgür. Doğru gayet. Güzel. 10 milyon euroya yakın yani değil mi aldığı ücret Mete Tan? Tabii. Netten bahsediyorsunuz brüt mü? Özgür işte 15,5 brüt. Ne yapar? Neti de 10 milyon euronun biraz altında. Evet anladım. Yani, o rakamlardaki oyuncu yani. Anladım. Biraz imza parası verelim. Biraz da hanımına makyaj parası verelim. Para gitti 10 milyon işte ne yapalım. İşte İkari ile gittik. Yani orada finansiyel açıdan bir oyuncu. Ötekilerin de rahat etmeyecek boyutta olması lazım. Haklısınız. Yani planlamayı yani böyle yapmak yani. Lazım. Doğru söylüyorsunuz. Standardı yani çok fazla şaşırmamak lazım. Onun için ben de sağbeklerin içerisinde satabilecekleri oyuncu olarak da sadece satabilecekleri oyuncu değil Özgür. Geçen sene bu 21 yaşına rağmen 40 maç yapmış adam yani. Doğru söylüyorsunuz. Çok sürekli olan bir oyuncu. Tabii, sol bekte oynatabiliyorsunuz Mithat abi. Şu anda Galatasaray'ın sol bekinde oynayan Derik Gönden daha iyi sol bek oynar mı Cölert? 3 sefer daha iyi oynar. 3 sefer daha iyi. Bak değil. Geçen sene Sasha Boye sağ bek oynuyordu. Winfried Zahir'in ikisini hatırladığım kadarıyla. Bunu özellikle Sasha Boye ataklarını kesmek için sol bek oynattılar. Ve de İnan Özgür, ben gözümden gördüm Kopenhag'ındaki maçta adamlar 1-0 kazandı. Hiç tesadüfen kazanmadılar. Adım attırmadı Özgür. Evet. Evet. Adım attırmadı yani. O yani boşuna o çocuk o rakamlarla o oralarda dolaşmıyor. Doğru. Şu andaki yaşıyla hepsinden daha pahalı oyuncu biliyor musunuz? Sevgili Mithat Ali Sondacı. Bahtan da daha pahalı. Şeyden de Milan'daki oyuncudan da daha pahalı. Hepsinden evet. Daha pahalı bu oyuncu. Önemli bir bilgi verdi Mithat abi. Dedi ki 15 milyon euro istiyordu Kopenhag ama şimdi geldikleri rakam 10 milyon euro. O zaman Galatasaray'ın bu işi bitirmesi lazım. Çünkü zaten yani daha aşağısına o rakamlar, ayarda bir oyuncuyu alamazsınız. Çünkü sportif direktörlerini değiştirdikleri için eski sportif direktörleri şeye gitti. Evet. Wolfsburg'a gitti. Hı-hı. Şimdi yeni sportif direktör de piyasa şartlarını şey yaparak çocuğu da çok sevdiği için çocuk da çok baskı yaptı Galatasaray'a gitmek için. Onları çok iyi bildiğim için söylüyorum Özgü. Yani benim Danimarkalılarla ve Kopenhag'la özellikle aram çok iyidir. Nelerden çok iyidir. Bakın Atiba Hutch'in sonu bu gerizekalı Trabzon tek bir de bu Özgü 4 milyon lira istedi Kopenhag'ın. Biz Mahmut Aksu'yla ikimiz 3 milyon 700 bin liraya kadar çıktık. Trabzonspor için mi gitmiştiniz o zaman? Aynen öyle. Trabzonspor. Trabzonspor için aynen. Gitmiştiniz evet. Mahmut abinin ikimiz gittik Mahmut Aksu'yla. 3 milyon 700 bine çıktık. 300 daha versek alacağız oyuncu biliyor musun? Hı-hı. Vermedik. Evet. Bizimkiler bir takıldı Trabzonlar. Trabzonlar takıldı mı? Bizim ablazlara benziyor. Çözemezsin adam. Vermeyeceğim daha dedim. Vermezsen dedim alamazsın dedim. Herif vermiyor. Hı-hı. Mahmut abinin ikimiz süklüm püklüm geri döndük. Evet. İsmi mühim değil bizim bir arkadaşımızın üstünde. Başkan değil başkan da alalım dedi. Hı-hı. Çünkü Patrik Şener gönderdi alın bu oyuncuyu diye. Çünkü istiyoruz dedi. Bütün scoutlar, bütün yardımcı hocalar herkes seyretti. Şenol Hoca'nın bütün yardımcıları seyretti. Yani çok iyi tanıyorduk Atiba Hutchinson'ı. O zaman Kopenhag'ında oynuyordu. Adamlar 6 ay sonra bedavaya şeye bıraktılar. PSV'ye bıraktılar evet. Ama adam dedi ya bu parayı getirirsin bu adam çünkü bu değerde dedi. Hı hı. Ya verirsin dedi ya da alamazsın dedi. Biz vermedik. Vermiş olsaydık Atiba Hutchinson'ı seneler önce Şenol Hoca Trabzonspor almış olacaktı. Ne oldu o şanslı Şenol Hocam benim? O Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş'ta harikalar yarattı. Yüz. Peki başka kim vardı? Bir de Marcelo vardı. Marcelo'yu da şeyden alıyorduk. Vista Krakow'dan aynı dönem. Aynı dönem Özgür. Marcelo'yu da geldi. Sonra şeyden Hanover'den geldi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda şampiyonluklarında Şenol Hoca'nın o dönemde bizim şanslı başkanımız Fikret Orman. Şanslı.
Allah onu yukarıdan aşağı şanslı yarattığı için onun döneminde iki sefer de şampiyonluğu gördü bu takım. Ve harika futbol oynayarak. Evet. Aziz ve mübarek Şenol hocamızdan birlikte. Üzgün. Bu işlerin hikayeleri çok. Anladım. Yani o dönemde sen alabiliyorsun ya 300 bin lira daha. Taktılar bunlar kafaya. Tablona bir şeye taktı bu kafayı ve gittin. Doğru. Özemezsin adamı. Nuh der peygamber deme. Doğru. Nuh der peygamber deme. Mithat abi Beşiktaş'la doğru, ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Beşiktaş. Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş'a bakmıyorum. Bakmıyor musunuz? Bakılır. Yok. Peki. Sonra bakarız. Vekors'la zaten ilgili, Vekors'la ilgili söylemek istediklerini söylemiştiniz. Ben Özgür. Efendim? Özgür. Ben Beşiktaş'la ilgili ne dedin? Bunlar senesini doldursunlar. Bunlar transfer dönemini doldursunlar. Bir, birinci aşaması. İkinci aşaması da başkan bir senesini doldursun. Ondan sonra konuşacağım ben. Peki. Peki Mithat abi. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim? Çünkü bu da faux départ'lı çıkan başkanlardan. Anladım. Çünkü kimi getirdi? Portekizli hocamızı getirdi. Portekiz milli takımını istemediği, Polonya milli takımını istemediği Santos'u getirdi. Faux départ'ı özgür. Başkanın faux départ'ı var. Yanlış çıkış. Yanlış çıkış değil mi? Tabii. Şeylerde yanlış çıkış denir ona. Atletizmde değil mi? Evet. Birincisinde uyarıyorlar, ikincisinde diskalifiye ediyorlar. Biz de ilk faux départ'da uyardık. İkincisinde devam ederse faux départ'ı yapmaya, o zaman diskalifiye edilir. Peki Mithat abi anladım. Güzel de düşkün. Doğru. Ya konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ya. Evet evet doğru. Takımların hakkında konuşuyoruz. Arkadaşlar Trabzonsporlar öyle söylediğim için kızmayın. 300 bin lira için Atiba Hutchinson'u almadınız. Evet. 1,5 milyon euro içinde tabii ki onun yerine Blavatsky'yi aldılar. Blavatsky de çok iyi oynadı. Hı-hı. Onun için bir şey demiyorum. Ama Marcello'yu da o dönemde çok rahatlıkla alıp bu takım çok daha kolay şampiyon olur. O şampiyonlukları kaçırmamızın sebebi Zuravski'yi almadılar. Gittiler Brezilya'dan tanımadıkları santroforları aldılar. Evet. Anladın mı? Anladım dedi. Yani Şimkovyak varken. Hı-hı. O Şimkovyaklı takımı yapanlardan birisi benim Özgür, o kadar adam oyuncu getirdim. Bunlar gidiyorlar Almanların meşhur oyuncuların peşindeler, İsveçlilerin meşhur oyuncuların peşindeler. Ben her zaman için Sadri Başkan'a dedim, Mahmut abiye de yöneticilerine de, hocalara da, ben size yine son gün bana kalırsınız, ben yine bir Slovak, bir Çek, bir Polonyalı bulurum getiririm size dedim. Her zaman öyle oldu yani. Peki Mithat abicim. Şu anda da küçümsemek söylemiyoruz ama onlar durum geliyorlar tespiti, oraya. Durum tespiti yapıyoruz. Çünkü oyuncular gelmiyor Özgür. Rekors gelmiyor şimdi. Rekors gelmiyor bir değil mi? Bir Çek Slovak olur. Tabii. Bir Çek Slovak olsaydı getirirdim. Bunu getiremiyorum ha. Kuşkayı ben Milan'dan getirdim ha. Özgür. Bak orada Sosa ile Kuşkaya total 10 milyon lira bonservis parası ödediler. Kimin kaç lira olduğu belli değil. Ama Sosa'yı birinci adam olarak yazdılar. Ben dedim hem Kuşkaya kefilim oyunculuğuna hem de geri satarım dedim. Hı-hı. Geri sattım 6 milyona Parma'ya. Evet. Ama Sosa'dan bir şey olmaz dedim. Dinlemediler beni. Çünkü Sosa 6 maç yapmış. Kuşka 33 maç yapmış. Bakın Kuşka geçen hafta eleme maçı vardı. 2 tane gol attı. Slovakya milli takımıyla Avrupa şampiyonasına gitti. 35-36 yaşında. Trabzonspor kazayla şampiyon oldu 2 sene önce Abdullah hocamızın zamanında. Hamşik vardı, yani bir Slovak daha vardı. Hı-hı. Özgür. Yani çok önemli Hamşik'in, bu takımın lider özelliği açısından söylüyorum. Bunları, bu lafları dinleyeceksiniz. Ben boşuna konuşmuyorum burada. Lider oyuncu, karakterli oyuncu getirin. Yaşlı olsun, başlı olsun, o çok önemli. Doğru. Ama yanlarını, sağlarını, sollarını genç ve dinamik oyuncularla doldurun. Doğru. Onları geri satıp para kazanır. Bu arada başka Leicester taraftarı Weghorst'un Leicester City'ye transfer olacağını iddia etmiş ama Mithat abi. Daha fazla para kazanırsınız ki daha iyi. Peki, hayırlısı olsun. Sizin için en iyisini temenni ederim Mithat abi. Ne yapalım? Biz de artık tüccar olduk Özgür. Doğru. 30 yaşından sonra oyuncular ne yapacağız? Bu arada Mithat abi
Corinthians'ta bir oyuncu var. Henüz 19 yaşında. Sol kenar oynuyor. İsmi Wesley. Mourinho ısrarla bu Wesley'i almak istiyor Fenerbahçe'ye. 25 milyon euro istiyorlar en az. Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk bir teklif vardı. Roma'yı çalıştırırken de Mourinho bu Wesley'i çok istemişti. Tanıyor musunuz oyuncuyu? Tanıyoruz da nasıl alacağız Özgür? Bir, doğru. Parası çok. İkincisi, bu gelen oyuncuya haksızlık etmeyeceğiz. Bir sene buna sabretmek zorundayız Özgür. Çünkü Güney Amerika'dan direkt geliyor. Avrupa'da oynamış olsa Corinthians'tan dedin değil mi? Anladım. Corinthians evet. Çünkü oradaki biz kuzey yarım küredeyiz. Onlar güney yarım kürede. Kontinental farkı var. %100. Tamam mı? %100. O konuda çocuk sıkıntı yaşar. Yoksa oyunculuğu ve özellikleri açısından çok iyi oyuncu. Yani yani Brezilyalık oyuncular zaten, onlara sen bir sene iki sene sabredersen hepsi uçak oluyor ondan sonra. Yani ben ne sağ bekler, ne sağ açıklar, ne orta sağ oyuncuları gördüm. Zerebort'a dahil, Leverkusen'de, Werder Bremen'de, bu Almanya'da ben bu şeyde çok iyi yaşadığım için söylüyorum onları. Tecrübeleri ediyorum. O anlamda bu oyuncuların maalesef geldikleri zaman onlara sabırlı olmamız lazım. Peki. Kızmamamız lazım. Bakkalı göstereceğiz. Şeyi göstereceğiz. Manavı göstereceğiz. Doğru. Mahalle alışacak. Bir de midesine alışacak. Midesini de alışacak. Doğru. Tabii. Adam beslenmeden onu yapamazsın. Koreliler niye problem yaşıyor? Beslenme alışkanlıkları yüzünden problem yaşıyorlar. Çok yani. Farklı olduğu için. Doğru. Tabii. Doğru. Onun peki. için oralara dikkat edeceğiz. İtet abicim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Ben akşam Galatasaray'la Lecce maçında. Ben de teşekkür ederim. İyi geceler. Tekrar görüşürüz. İyi geceler. Bölümümüzün daimi konuğu sevgili İtet Aris bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli Nijer, Kulüpler Birliği Vakfı bir araya geldi ve yeni bir başkan seçmek için bu toplantıyı düzenlemişti. Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç seçildi. Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk iki haftasının programı açıklandı. Ben de sizlere aktarıyorum bu programı. Süper Lig'de açılış 9 Ağustos 2024 Cuma günü Galatasaray-Hatay Spor maçı ile yapılacak. İstanbul'da oynanacak bu maç Cuma günü. Cumartesi günü Kasımpaşa-Konya Spor maçı 19.15'te. 21.45'te Antalya Spor Göztepe maçı. Bu arada Galatasaray maçı 21'de başlayacak Cuma günü 9 Ağustos'ta. Yine 21.45'te Fenerbahçe-Adana Demir Spor maçı var ilk hafta. 10 Ağustos Cumartesi günü. 11 Ağustos Pazar günü Sivas Spor-Trabzon Spor 19.15'te. 21.45'te Alanya Spor-Eyüp Spor. 21.45'te yine Samsun Spor-Beşiktaş maçları var. İlk haftanın son iki maçı pazartesi günü oynanacak. 21'de başlayacak bu maçlar. Rize Spor, Başakşehir, Bodrum Spor, Gaziantep Futbol Kulübü. İkinci hafta programında birazdan açıklayacağım sizlere. Hayrettin Hacı Salihoğlu, Trabzonspor'un önde gelen isimlerinden eski as başkan bizimle birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi çok günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Nasıl görüyorsunuz Trabzonspor'u yarın oynanacak ön eleme maçı öncesinde? Şimdi tabii bu sene ligler bu federasyon seçimleri vesaire nedeniyle kadrolar ve yapılaşma işleri biraz askıda oldu. Gerçi geçen yıldan kadrolar zaten çok şişkindi. Birçok kulüp geçen yıl çok fazla transferle kadrolarını güçlendirmişti. Ama yine de gündemi işgal eden bu yıl daha ziyade bu son günlerde federasyon seçimleri ve futboldaki gelişmeler, Avrupa Kupası, şampiyonası maçları oldu, milli takım oldu. Bu nedenle liglere gerekin önem ve ilgi biraz az oldu. Dilerim bundan sonraki günlerde gerçek odağına oturur ve futbolumuzda daha huzurlu, daha gelişmiş olarak liglere başlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesi sizin için sürpriz miydi? Evet, herkes için sürpriz oldu tabii. Yani beklenmeyen bir düşünceydi. Ama
kendi ifadesine göre 4 aydır bu konuda çalışma yapıp görüşmeler yapıyormuş. O nedenle bir hazırlığı vardır diye düşünüyorum. Ama bu ne kadardır, yeterli midir, değil midir? Önümüzdeki günler onu çok daha iyi gösterecek. İlk icraatı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı seçmek oldu. Bunun dışında işte Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımdan sorumlu yöneticiliğe Ceyhun Kazancı'yı atadı. Hamit Altıntop dışarıda kaldı. Evet. Tabii insanlar merak ediyor. Acaba kimler profesyonel disiplin kurulu başkanı, tahkim kurulu başkanı olacak diye. Bu noktalarda daha objektif kararlar verebileceği kanaatinde misiniz? Şimdi bu tabii normal bir yönetim olmadı. Birçok ekibin bir araya gelerek mevcut yönetime karşı oluşturduğu bir yönetim oldu. O nedenle bir koalisyon oldu adeta. O nedenle bu tip atamalar da birçok odak noktasının kanaatleri doğrultusunda bir uzlaşmayla tespit edilecek diye düşünüyorum. Milli takımın başına gelen arkadaşlar, hakem komitesinin başına, daha bundan sonraki atamalarda aynı şekilde olacaktır. Çünkü herkesin bu konuda bir iddiası var. Veya geçmiş yıllarda bir acısı var. O nedenle bazı konularda ısrarcı olacaktır. Tespitler bu şekilde yapılacak diye düşünüyorum. Peki. Tabii Fenerbahçelerin kaygısı var, Trabzonsporların beklentisi var. Bu noktada kulüpler adına çok daha objektif, nesnel bir yönetim anlayışı sergileyeceğini düşünüyor musunuz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun? Vallahi bu hem federasyon yönetiminin tarzı tavrına bağlı, hem de kulüplerin bu konuda göstereceği iyi niyet ve yardım anlayışına. Şu anda bir seçim yapılmış. Belki herkesin gönlüne göre bir seçim olmadı ya da yönetim kurulu oluşmadı ama bundan sonrası için yardımcı olarak, kulüpler yardımcı olarak en iyi şekilde, bu şartlar içinde en iyi şekilde Türk futbolunun yönetilmesine destek olması lazım. Yoksa çok daha büyük zorluklar yaşarız. Benim size sorabileceklerim bu kadar. Var mı aktaracağınız bir şey? Yok, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Futbolun içindeki herkesi ben çok seviyorum. İnşallah mutlu, keyifli bir sezon geçiririz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Ben de size iyi günler, iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Trabzonspor'un eski as başkanı Sayın Hayrettin Hacı Salihoğlu konuğumuzdu. Az önce Süper Lig'de birinci haftanın programını açıkladım. İkinci haftanın programını açıklıyorum. Yine açılış maçı Galatasaray'a ait. Bu kez Galatasaray deplasmanda oynayacak ikinci haftada. 16 Ağustos 2024 Cuma günü. Galatasaray Konya Spor'un konuğu olacak. Biliyorsunuz son lig maçında geride bıraktığımız sezon Konya'da oynamıştı. Şampiyonluk maçıydı Galatasaray adına. 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü 19.15'te Kayseri Spor Sivas Spor. 21.45'te Adana Demir Spor Çaykur Rizespor ve 21.45'te Göztepe Fenerbahçe maçları var. 18 Ağustos 2024 Pazar günü 19.15'te Başakşehir Alanyaspor, 21.45'te Gaziantep Futbol Kulübü Samsun Spor ve aynı saatte Beşiktaş Antalya Spor maçları yapılacak. İkinci haftanın son iki maçı Pazartesi günü oynanacak. 19 Ağustos Pazartesi günü 21'de iki tane maç var. Hatay Spor Kasımpaşa, Eyüp Spor, Bodrum Spor, Süper Lig'in iki yeni ekibi Eyüp Spor'la Bodrum Spor İstanbul'da karşı karşıya gelecek değerli dinleyiciler. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda genel sekreterlik görevine Abdullah Ayaz getirildi. Bununla ilgili yorumunu almıştık Ali Kunan. İtalyan basınında Cengiz Ünder'le ilgili bir iddia var. Cengiz Ünder yeniden İtalya'ya dönüyor diyor İtalya'daki gazeteler. Calcio Mercato'da yer alan habere göre Sarı Lacivertler, yani Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Napoli, Fiorentina ve Bologna'ya önerdi. Haberde Fenerbahçe'nin milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedeline de değinildi. Buna göre Sarı Lacivertler Cengiz Ünder'in satışını teşvik etmek adına indirime gitti ve 10 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı.
Uzun bir sakatlık dönemi geçirmişti Cengiz Ünder. Oynadığı maçlarda Fenerbahçe adına 9 tane gol attı. 3 tane gol pası verdi. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi var. Roma'da oynadığı dönemde de Mourinho Cengiz Ünder'i istememişti. Tekrar takımda görmek istememişti. O da Marsilya'ya gitmişti. Ve şimdi de Mourinho'nun oyun planları arasında yer almıyor Cengiz Ünder. Teknik direktör Şenol Çorlu hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak, idareci olarak Fenerbahçe'ye büyük hizmetleri geçti. Bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İyisiniz umarım hocam. İyiyim, iyiyim. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol, sen nasılsın? Harika, ben de iyiyim hocam. Program yapıyoruz. İyi, ne güzel. Sağ olun hocam. Cengiz Ünder'le ilgili bu gelişme üzerine bir yorum yapmak ister misiniz hocam? Yani tabii ki aslında Cengiz çok yetenekli bir arkadaş ama maalesef geçen sene burada istediği zamanı yakalayamadı. Bir de İrfan Can'ın bence bir kariyer sezonu ile böyle denk düştü. Dolayısıyla fazla bir süre alamadı. Ama aslında çok yetenekli, genç bir arkadaş. İnşallah İtalya'da istediği süreyi bulabilir. Oynadığı takdirde çok etkili bir futbolcu ama tabii o form grafiğini yakalaması lazım. Hı hı. Dün akşamki maçla ilgili yorumunuz nedir hocam? Yani dün akşam tabii yani ilk önce 2024-2025 hayırlı olsun bütün takımlarımıza. Onu diliyorum. Ama dün akşamki maç biraz oyun olarak da beklentimin altında kaldı. Ama tabii yani sezon ilk maçı olması, ilk Avrupa Kupası maçı olması, hani bir de yendiği için skor olarak istediğini elde ettiği için bir takım şeyleri zaman içerisinde düzeleceğini düşünüyorum. Yani şimdi ilk maçtan kalkıp da hani bardağın boş tarafını görüp çok olumsuz eleştirmek de istemiyorum. Bunun en iyi analizini yapacak olan kişi de Mourinho'dur. Yani çok tecrübeli bir hoca. Muhakkak ki maçtan sonraki demecinde de 7-3 tane golden hiç hoşlanmadığını bahsetti ki. Yani bu zaten dün maçı seyreden herkesin Fenerbahçe'nin 3 gol yemesini bence olumsuz anlamda eleştirmiştir muhakkak. Zaten dikkat çeken de konu o. Ama dediğim gibi yani ilk maç bardağın boş tarafını görürseniz çok eleştirilecek konu var ama yeni katılan transferler, Avrupa Kupası'nda oynayıp daha sonra takıma dönen futbolcuların form durumları gün geçtikçe yükseldiği takdirde hem ilk 11'in değişeceğini düşünüyorum hem de oyunun zaman içerisinde Mourinho'nun istediği gibi daha hızlı, daha efektif, daha önlü anlamda presle daha hareketleneceğini düşünüyorum. Çünkü çok geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani dünkü maçta bile sonradan oyuna giren futbolcular neredeyse yani takımın ana parçaları gibi. Dolayısıyla hani biraz daha pozitif bakıp ben zamanla her şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Hocam En-Nesyri İstanbul'a geldi. Sevilla'da oynadığı dönemden tanıyoruz. Tabii En-Nesyri sadece Sevilla'da değil, İspanya'da başka değişik takımlarda da oynadı. Malaga'da U19 takımında başladı serüveni ki Malaga o zaman Pellegrini yönetiminde Avrupa Kupalarında mücadele ediyordu. Çok güçlü bir takımları vardı. Sonra Leganes, Sevilla ve adım adım çıktı. Fas Birliği takımında oyuncusu. Ne dersiniz? Mourinho'nun özellikle Alvaro Morata olmadıktan sonra özellikle istediği oyuncu En-Nesyri'ydi. Ne ölçüde fayda sağlar? Elin Ceko'yla birlikte mi oynarlar? Bu anlamda öngörünüz nedir? Yani tabii şimdi Ceko dün bence çok güzel bir performans gösterdi. Yani attığı golleri takdir etmek lazım ama yani genelde Mourinho tek forvetle oynamayı tercih ediyor. Yani 4-2-3-1 gibi, 4-1-4-1 gibi tek santroforla oynamayı tercih ediyor. El-Nesyri'yi de tercih etmesinin de nedeni yani buna Maksimini de eklersek forvette daha hücum presi yapan, defans arkası koşular yapan, hareketli santrofor arıyor. Dolayısıyla ki El-Nesyri'yi de seyretmiştir. Yani muhakkak hocanın onayından geçmiştir. Dolayısıyla yani Mourinho'nun istediği bir santrofor tipi diyebiliriz. Geldiği vakit çok etkili olacaktı diye düşünüyorum. Gerek hava hakimiyeti, gerek yerden özellikle sol ayak plase vuruşlarıyla gole çok yatkın bir futbolcu. Maksimin'le beraber bir ikili, iyi bir ikili oluşturacağını düşünüyorum. Sağ tarafta artık Tadiç mi oynardı ki dünkü maç üzerinden de gidersek. Tadiç'in de futbol aklı,
hem oynamak hem oynatmak üzerine kurulu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin forveti bence seyretmeye değer diye düşünüyorum. Çok yaratıcı özelliklere sahip futbolcular. Bir de kanat bekleri yani Osel Samuel ki bir de Ferdi de düşünürsek ki bence her ikisi de Fenerbahçe'nin oyununun gizli parçaları. Ben o anlamda Osay Samuel ve Ferdi'nin oyuna katkısını çok değerli buluyorum. Fenerbahçe'nin oyununu güzelleştiren iki futbolcu. Dolayısıyla bunların da form durumu yükseldikçe ve oyuna katkıları arttıkça Fenerbahçe'nin hücum alanında çok gol anlamında çok zenginlik bulabileceğini, çok pozisyon bulabileceğini düşünüyorum. Dünkü maçta bir yani Fred'in yanında kurun hiç dikkatimi çekti ama hani Fred'in özellikle maçın ilk 20 dakikasında çok top kaybetmesini yani ilk maça bağlıyorum. Zamanla Fred düzelecektir çünkü bu anlamda çok tecrübeli, çok deneyimli futbolcu. Yani en kısa zamandaki maçın ikinci yarısında çok daha farklı bir performans sergiledi. Kuruluşla ilgili biraz soru işaretlerim var. İsmail Yüksek hani gelir de form grafiğini yükseltirse ve Mourinho'dan da onay alırsa tekrar İsmail Yüksek Fred ikilisini orta sahada görebiliriz. Ha, yönetimin başka bir tasarrufu olabilir mi orta sahada onu bilemiyorum. O konuyla alakalı herhangi bir duyum almadım şu ana kadar. Bir de stoperlerle ilgili yani Samet'in de katılmasıyla Bekao, Samet işte yani 4 tane forward stoper olacak. Geçen sene biliyorsun 6 tane stoper olmasına rağmen Fenerbahçe stoper bölgesinde biraz sorun yaşamıştı. Umuyorum bu sene bu kadar sakatlıklar da çok olmaz. Çünkü geçen sene Fenerbahçe'nin belini büken konulardan bir tanesi sık ve uzun sakatlıklar olmuştu. Yani bunların da önlemini aldıktan sonra ben Fenerbahçe'nin bu sene lige fazlasıyla damga vuracağına inanıyorum. Peki. Hocam benim size sorabileceklerim bu kadar. Var mı aktaracağınız başka yok, bir şey? Yok teşekkür ediyorum Özgürcüğüm. Sağ ol. Çok mersi. Tekrar görüşmek dileğiyle hocam. Eksik tamam, olmayın. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Fenerbahçe bölümümüzde teknik direktör Şenol Çorlu bizimle birlikteydi. Fenerbahçe'nin formasını futbolcunun da başarıyla giydi. Altyapıda da büyük çalışmaları oldu. Teknik direktör Şenol Çorlu'nun. Sevgili dinleyiciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşça kalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.